Hasan Seçkin Oktar ve Selahattin Uzun'un hazırlayıp sunduğu Kültür Sanat Kafe başlıyor. Büyük ölçüde bu yönde değil mi sevgili Serhat? Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Şimdi Facebook'tan canlı yayın yapıyoruz zaman zaman. İnsanlar bunu merak ediyor. Neden Facebook üzerinden yayın yapılıyor tarzında? Kişisel hesaplardan girmiyoruz. Çünkü biz öncelikle bir Radyo Can markasıyız. Radyo Can'ın şemsiyesi altında yeşeren filizleriz. Bütün emekler Radyo Can'ın çok uzun yıllardır biriktirdiği tecrübeleri var. Ve bizim bu istatistikleri ölçebilmemiz için yayınlarımızı, takiplerimizi, paylaşımlarımızı Radyo Can logosu, Facebook sayfaları, sosyal medya hesapları üzerinden yapmamayı gerekiyor ve bunu yapmaya gayret ediyoruz. Ve evet, oralarda izlenme oranları ortaya çıkıyor. Ve biz geçen hafta iki buçuk aydır yapılan bir program olmasına rağmen Radyo Can'ın takibinin arttığını, biraz daha üzerine bir şeyler konulabildiğini hissettik. Fakat bunu kesinlikle üzerimize alınmadık Hasan Seçkin Oktar ve Selahattin Uzun olarak. Çünkü çok güzel işler çıkaran bir Radyo Can kesinlikle var. Onun harika bir marka değeri, yöneticisi ve yayıncısı sevgili Negro'muz var. Çöl evet, fırtınamız var. Bizden önce gördüğünüz mucizeler yaratıyor. Mavi düşlerimiz var ki hani biz program yaparken onlardan çalıyoruz. Keşke onlar devam etse, biz izlesek, biz dinlesek diyoruz. Bir pop saatimiz, bir Murat dedemiz var. Değil mi? Sizin görmediğiniz burada emek sarf eden Mustafa Dursun kardeşimiz, kesinlikle, Safet Hanım'ımız, yatırımcımız. Yani büyük bir emek var. Onların ortaya çıkardığı, yılların tecrübesi, markası, ortaya koydukları sonuçlar doğrusunda takibi artırdığı için evet, biz yayına başladığımızda yeni şeylere biraz merak edilir ya. Kesinlikle. O merak bir parça arttı ama ortaya çıkan istatistik sonuçları bize göre en yüksek oranda onların hak ettikleridir. Biz onların verdiği emeğin üzerine bir şeyler katkıda yapmaya çalışanlarız. Evet. O yüzden onları iyi ki varsınız diyoruz. Sizler bu kadar bu radyoyu canlı ve diri tutmasaydınız sanıyoruz bizim bu söyleşilerimiz bu kadar ilgi alaka görmeyecekti. Evet. O yüzden inşallah dinleyicilerimizle, izleyicilerimizle, radyo programcılarımız, yatırımcılarımızla, sizin görmediğiniz mutfaktaki emektarlarımızla Radyo Can daha güzel işler yapmaya çalışacak, gayret edecek. Elimizden evet, geleni yapacağız. Peki. Güzel bir teşekkür oldu. Gerçekten biz burada büyük bir dayanışma içerisinde bir takım programlar gerçekleştiriyoruz ve birbirimize ciddi oranda destek oluyoruz. Ben de şahsım adına gerçekten Radyo Can ailesine, bütün bünyesinde çalışan bütün personele, evet, bütün özveriyle çalışan personele çok 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 teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyenlerimize, sizlere çok teşekkür ediyorum. Ve bizlere ulaştığınız doğrultuda, bizlere belirlediğiniz bazı konu başlıkları çerçevesinde sizler için daha iyi bir program yapma telaşı içerisinde olacağımızı da buradan evet, sevgili dinleyenlere bildiriyorum. Peki bu haftamız genel olarak nasıl geçti? Mesela bize gelen mesajlar doğrultusunda ben sevgili vatandaşlarımızın, dinleyenlerin mesajlarını yanıtlamak istiyorum bu esnada. Hem de haftalarının nasıl geçtiğini öğrenmek istiyorum izniniz olursa. Lütfen, tabii ki memnun oluruz. Ben de birkaç selamı ileteceğim. Evet, Balcanaköy'ü hemen sözünüzü hemen böyle kestim ama kusura bakmayın. Siz başlayın, ben zamanı geldiğinde söyleyeceğim. Evet, Balcanaköy'ü hemen sevgili dinleyenlerimiz yayına katılmışlar. Buradan mesajlarını ilettiler bize, evet. Lütfen devam edin sevgili. Peki o zaman oradan girelim. Geçen hafta bir şiirini okumuştuk. Sevgili Balcanaköy'ümüzün emekli öğretmeni, hayatını öğretmenlikten kazanan ve emekli olan bir değeri Ferhat Günaydın hocamız. Evet. Selamlar, sevgiler, öncelikle saygılar efendim. Öncelikle muhteşem kendisine şiirini paylaşmıştık. Bu hafta yine çok güzel bir şey göndermiş. Onu tekrar seslendirmeye çalışacağız. Ancak rahatsızlanmış. Sosyal medyadan takip ettik. Belle ilgili bir sağlık sorunu. İnşallah bir an önce iyileşir. İnşallah insanların akılları hasta olmaz. Bedenleri geçecek. Çünkü biz Stephen Hawking'sin, dün oğlum soruyor, küçük oğlum bana, başarısını soruyor. Oğlum dedim iyi bir örnek, insanın dedim hastalığı, engeli bedeninde olabilir ama ruhunda, sağlığında olmasın. Ferhat hocam, beden ne olursa olsun o güzel ahlakınız, o güzel yüreğiniz, o güzel aklınız, vatan sevginiz bizim için çok çok değerli. Kesinlikle. İnşallah sağlığınız en kısa zamanda kavuşursunuz diyelim. Selamınızı aldık, tüm dinleyicilere iletiyoruz, sevgilerimizi sunuyoruz. Şiirini okuyalım mı Ferhat hocamın? Öyle başlayalım mı? Şiirini okumadan önce hemen ben sizlerin de huzurunda sevgili Selahattin abime tekrar teşekkür etmek istiyorum. Neden? Bugün gerçekten yine topluma ne kadar örnek bir vatandaş olduğunu, ne kadar dayanışma içerisinde insanlara yardımcı olma isteğinin olduğunu bu kez yine gözümle görmüş oldum. Sevgili Selahattin abime sizlerin huzurunda bu kadar özverili, bu kadar candan bir birey, bir vatandaş olduğu için ayrıca teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Biz her programda bunu vurguluyoruz. Birbirimize yararlı olmamız gerektiğini vurguluyoruz. Toplumsal düzenin, toplumsal barışın ve hoşgörünün bize neler getireceğini anlatmaya çalışıyoruz dilimiz döndüğünce. Fakat bunu hayata geçirmek, bunu uygulamak bizim elimizde.
Ben bunu bir kez daha burada yayına başlamadan önce sevgili Selahattin abim tarafından gördüğüm için ben kendisi adına çok gururlandım, çok mutlu oldum ve bir kez daha gerçekten çok güzel bir insanla sizlerin huzurunda yayınıma devam ettiğimin yani haklı gururunu gerçek şeyini yaşamış oluyorum. Gerçek mutluluğunu yaşamış oluyorum sizlerin huzurunda. Peki kendisine buradan tekrar çok teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda. Yapmaya çalıştığım benim her zaman için görmek istediğim saygıyı göstermek, duyarlı bir vatandaş olmak, vermek, önce hak etmek, sonra hak edileni fazla fazla paylaşmak ve iyi insanların bir araya gelmesini, birbirinin enerjisini yükseltmesini, birlikte güzel işler yapmasını çok arzu ediyorum. Çünkü iyilik örnek olacak, dünyayı güzellik kurtaracak. Kesinlikle. Onun için daha iyi insanlar birbirini daha fazla fark ederse çıkaracakları enerji belki Tekirdağ'a, yarın Türkiye'yi, belki bir gün inşallah dünyayı etkileyecek. Ömrümüz kesinlikle yeterse, ama o başaramasak da yolda ölmek var. Değil mi? Sözü gibi. Evet. Gücümüzün yettiği kadar, elimizin erdiği kadar, geldiği kadar, ama bu iltifatları sergileyen sevgili Hasan Seçkin Oktar, kendisi öyle o kadar özel ve güzel olmasa sanıyorum bu programı yapılan, birlikte, değil mi, her şey karşılıklı. Yapılan iş ortada. Biz şimdi bir takım davranışlarımızı, takdir edilmesi gereken davranışlarımızı takdir edeceğiz ve destekleyeceğiz ki o ölçüde başarılı olabilelim. Kesinlikle, kesinlikle. Peki bu hafta nelerden bahsedeceğiz? Kısa bir başlangıç yapmamız gerekirse sosyal medyanın kullanımı ve hayatımızdaki, günlük hayatımızdaki yerinden birazcık daha bahsetmek istiyorum ben. Sevgili Çöl Fırtınası abim Serkan abim şu anda stüdyomuza geldi ve sağ olsun teknik destek için bizlere yardımcı kesinlikle oluyor. Kesinlikle, iyi ki varsın. Evet, onların emeğiyle zaten bir takım açıklarımızı kapatıp biraz daha sizlere daha iyi bir yayın verme gayreti içerisindeyiz. Sevgiler diliyoruz efendim. Peki sosyal medyanın kullanımı dedik, günlük hayatımızdaki yeri dedik. Yani genç nesil, özellikle genç nesil sosyal medyayı ülkemizde çok yoğun, çok kolektif kullanıyor. Yani bir takım insanlara ulaşmak için ya da kendi yapmış olduğu çalışmaları sergilemek için ya da başka sebeplerden dolayı sosyal medya hayatında çok ciddi bir anlamda yer teşkil ediyor, değil mi sevgili Serhat? Kesinlikle, kesinlikle. Bunun doğru kullanımı nasıl olmalı ya da kullanımından hareketle düşündüğümüz zaman bizim hayatımızdaki olumsuz etkileri nelerdir? İlk olarak yayınımıza bu başlangıçta, bu çerçeve içinde konuşarak başlayacağız sizlerin de izni olursa. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz diye sormak istiyorum ben sevgili Selahattin abi. Tabii yine sevgili Seçkin en zor soruyu sordu. Her program öncesinde ve sonrasında söylüyorum. Öyle soruyorsun ki Seçkin diyorum. Hani neredeyse Google'ı açıp ne var ne yok yazmak neyse sorduğun soru benim için o. İnanın böyle bir sorunun cevabı bende çok çok uzun. Çok çok uzun. Çok farklı pencerelerden bakabiliriz. Ama tabii burada bilimsel analizler yapmayacağız. Haddimizi, maksadımızı aşmayacağız ama en basitinden başlayacağız. Sosyal medya, işte bu telefon. Bu olmadan nefes alamaz hale geldik. Evet, evet. İçinde ne var? İçinde Twitter, Facebook, Instagram var. İşte bizi size ulaştıran öz kaynaklar. Evet. En önemli yararlı faaliyetlerin kötü ellerde nasıl zararlı olduğunu görebiliyoruz. Sosyal medya hangi tarafından başlayalım bilmiyorum ama çocuklardan mı başlayalım mesela? Gençlerimizden örnekle başlayabiliriz. Şimdi daha ziyade gençlerimiz kullanıyor çünkü. Evet. O zaman gençliğin yaşını biraz daha indirelim. Şu İngilizcenin teenage dediği yaşlar belki daha da geriye giderek. Evet. Şimdi evimize istemediğimiz insan almayız değil mi? Herhangi birisini tanımadığımızı, muhakkak, güvenmediğimizi, eşimizle, çocuğumuzla, ailemizle kolay kolay bir araya getirmeyiz. Hatta bu konuda aileler öyle despottur ki selam verdiğinde eşine fırtınalar çıkarır. Evet. İşte çocuğu tanımadığı birisiyle iki dakika bir selamlaşsa oğlum, kızım bilmem ne başlar. Ama ne yazık ki sosyal medya dediğimiz şey internet üzerinden evimize öyle bir giriyor ki çocuklarımız bizlerin kontrolü dışında o teknolojinin esareti altında o kadar ilginç deneyimler, o kadar ilginç insanlarla karşılaşmalar yaşayabiliyorlar ki. Yani yazıların, harflerin gücü var. Söylemekten çok daha güçlü harfler. Yani kontrolsüz kullandığınızda karşınızdaki o harfleri defalarca yeniden kelimeye, cümleye dönüştürerek okuduğunda bambaşka anlamlar çıkarıp ruhundaki, bedenindeki eksiklikleri o harflerle tamamlayarak hiç olmayan insanlara çok başka şekillerde dönüşebilir. Dönüşebilir. Evet. Çok tehlikeli bir zeminin en önemli versiyonları, unsurları sosyal medya. Evet. Ancak bir taraftan da bakıyorsunuz aynı sosyal medya toplumun iyilik yapması için
ya da iletişimde bir kalması iletişimde için. Kalması için ya da bir baskıyı göğüslemesi için ya da bir deprem anında, yangın anında, felakette de kurtarıcı rolüne soyunabiliyor. Yine galiba seçkin aynı yere geleceğiz. Evet. Sokaktaki koşullar ne olursa olsun, arabaların markaları, uçağın modelleri, yaptığımız iş, sosyal medya, Twitter, Facebook, konu ne olursa olsun hep aynı yere geleceğiz, insana geleceğiz. Nasıl geleceğiz insana? Hep o örneği vermeye çalışırım. Yanlış bildiğim yerler için dinleyiciler affetsin. Çin Seddi metrelerce yükseklikte, uzunlukta, genişlikte, değil mi? Ama tarihte hiçbir zaman benim bildiğim kadarıyla, yanlış biliyorsam lütfen işin uzmanları düzeltsin, savaş yoluyla geçilen bir engel, set, bent olmamış. Hep rüşvetle geçilmiş. Hep kişisel menfaatlerin temini için kendi grubunu karşı tarafa satan insanlar tarafından geçit verilerek geçilmiş. Demek ki döneceğiz, dolaşacağız, aynı yere geleceğiz. Ama sosyal medya bizi eğitiyor. Televizyondan yapıyoruz kültürümüzü. Bizim insanımızın en büyük problemi kendi işini en az bilmesi. Geriye kalan her işi herkesten çok bilmesi. Şimdi şartlar buyken, hani şu tavukla yumurta meselesi var ya, çok kaba bir örnektir. Ben dilime çok yakıştıramam ama gerçeği de belki en iyi ifade eden kelimelerden, cümlelerden biri. Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurtadan mı tavuktan çıkar? Dolayısıyla bu sosyal medyayı kaldıramazsınız, interneti durduramazsınız. Peki çocukları nasıl eğiteceğiz, kendimizi nasıl eğiteceğiz? Kendi boşluklarımızın telafisini sosyal medya üzerinden tamamlamayı nasıl engelleyeceğiz, nasıl durduracağız? Çocuğumuza etmediğimiz güzel bir sözü sosyal medyada bir başkası ettiğinde çocuk onun etkisine giriyor, nasıl durduracağız? Biz, eşimiz bizim için kendini parçalarken, yanlış yaptığı her şeyi masaya koyup, masaya vurup, yanlış yapıyorsun, eksik yapıyorsun derken, bir güler yüz ondan etsirgerken, ona bir tebessümü vermezken, vermekten imtina ederken, evet, bize tanımadığımız yerlerden, binlerce kilometrelerden, güzel farklı şeyler söyleyenlerden başlasın, etkilenmemeyi nasıl başaracağız? Evet. Aslında o kadar büyük bir paradoks ve kara delik ki burası. Evet. İşte buradan çıkacaksınız, geleceksiniz yönetme, yönetilme şekillerine, demokrasiye, seçilme sistemlerine. Biz buralara girmemek için had safhada özen gösteriyoruz. Çünkü biz bu alanda olmak istemiyoruz, en azından program olarak ve radyo politikası olarak. Ancak bizi sağlıklı sevk edecek insanlar da sosyal medyanın esirinde ve tekelinde yaşıyorlar. Evet. Yani bizim toplum olarak bir an önce bazı şeyleri fark edip sosyal medyayı, aynı bir arabayı bir yere ulaşmak için araç olarak nasıl kullanıyorsak, evet, nasıl ki bir arabanın ihtişamından, görkeminden, oturduğumuz evin lüksünden dolayı her şeyi de denetliyorsak, etkilemek yerine kişiliğimizden, karakterimizden gücümüz almaya çalışıyorsak, sosyal medyayı da araç haline, iyi şeyleri yapmak için, iletişim için, bazı ürünlerin tanıtım için vesaire kullanmak lehine dönüştürmeyi başarmamız gerekiyor. Evet. İrade gerekiyor, iradeli olmak gerekiyor ve bu konuda da birbirimizi cesaretlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çok şey söyleyebilirim ama sıkmak da değil dinleyiciyi, izleyiciyi niyetimiz. Gerçekten ucu çok açık bir konu. Evet. Ama devam edeceğiz. Ben de sen bir şeyler söyle istiyorum, oradan devam edelim istiyorum. Evet. Aslına bakarsanız çok güzel bir tespitte bulundunuz. Cümlelerinizin içerisinde dediniz ki sosyal medyayı amaç değil de araç olarak kullanmak. Yani çok. Bugün günlük hayatta nasıl bir araba kullanıyorsanız ve kullandığınız arabayı her şeyiyle, trafik muayenesinden tutun da işte konforuna kadar her şeyi de denetim altında tutuyorsanız ve ona göre kendisine gerekli özeni gösteriyorsanız, kullandığınız eşyaya gerekli özeni gösteriyorsanız, aynı şekilde sosyal medyayı da kullanımınıza endeksli olarak, yani amacınız doğrultusunda ve çok fazla dozunu aşırmadan, evet, aşırmadan kullanmak en doğru olanı diye düşünüyoruz. Bir de belki bu sosyal medyanın denetimi, takibi konusunda bir takım, elbette ki devlet kurumlarının ya da artık kimin takibindeyse, hangi kurumun takibindeyse, bunların belirlediği bir takım kriterler ve önlemler vardır. Ama bunlar belki birazcık daha fazlalaştırılabilir, değil mi? En azından olumsuz etkilerin bir nebze olsun önüne geçilebilmesi için. Orada da işte o sansür ve yasak kavramı devreye giriyor. Evet, internetteki kanunlar biraz daha farklı olduğu için. Evet, gen otokontrollerimiz. Evet, dolayısıyla belki bir takım önlemler alınabilir. Hı. En azından gençlerimizin hayatındaki olumsuz etkilerini biraz daha indirgeyebilmek ya da mümkün olduğunca sıfırlayabilmek, yani tamamıyla ortadan kaldırabilmek adına. Yani nasıl bir olumsuzluk, belki de gençlerimiz, yeni yetişen genç nesil sosyal medyanın başında çok ciddi anlamda zaman kaybediyor. Şöyle bir olay var, yani sürekliliği adına kurulmuş bir sistem var. Videodan videoya, ne bileyim, bir başka bağlantıdan bir başka bağlantıya geçmeniz söz konusu. Dolayısıyla böyle olunca insanı bir noktada esir alıyor. Çok. Ve gençlerimiz haddinden fazla, yani olması
belirlenen normal muhtemel süreden daha fazla önünde vakit harcamış oluyor. Dolayısıyla gerçekten vakit ayırması gereken konulara vakit ayırmayarak birazcık daha olumsuz etkilenmiş oluyor. Yani nedir? Biraz daha fazla ders çalışması gerekirken daha fazla bir zaman dilimini Facebook'ta çeşitli bağlantılara tıklayarak ya da ne bileyim birileri hakkında ufak tefek araştırma yaparak daha fazla zaman kaybı yaşamış olabiliyor. Evet. Ya da belki zararlı içerikleri daha önce sizin bahsettiğiniz ve vurgulamak istediğiniz en önemli nokta olan küçük yaş grubuna ulaşması engellenebilir. Yani zararlı içerikler de söz konusu olabiliyor. Yani bir takım vahşet içeren videolardan tutun da ne bileyim sansürlenmesi gereken ya da hiçbir şekilde yayınlanmaması gereken videolara kadar bunlar da küçüklerin, genç neslin karşısına sosyal medya aracılığıyla çıkmış oluyor. Evet. Belki bunun takibatında bir takım önlemler alınabilir. Aynen. Çünkü ciddi anlamda bizim hayatımızda olmazsa olmazlar halinde yer tutmuş durumda. Yani biz sosyal medyayı bugün günlük işleyişimizde, günlük çalışma koşullarımızda çok ciddi anlamda kullanıyoruz. İletişim çağında olduğumuzu söylüyoruz her programımızda. Hı hı, evet. Ve iletişimin gereklerinden, temel unsurlarından biri haline gelmiş durumda. Sizlerle bir etkileşim içerisindeyiz. Burada yaptığımız karasal yayınımızdan yararlanarak yaptığımız programı aynı zamanda Facebook'tan canlı bağlantıyla da yürütmeye çalışıyoruz. Ve insanların takibatını birazcık daha kolaylaştırmak, en azından bizlerin anlık reaksiyonları görmeniz ve hizmet verdiğimiz radyonun koşullarını biraz daha görüp daha mutlu olmanız açısından sosyal medyayı bizler de kullanıyoruz. Hı-hı. Fakat dediğim gibi bunların olumsuz yanlarını minimalize etmek, hatta ortadan kaldırabilmek için bir takım belirlenmiş olan ana kriterlere, kurallara uyarsak ve bazı önlemler alırsak bizler için daha iyi ve uygun halde, evet, gelmiş olur. Kesinlikle. En azından genç nesil için. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Otokontrol gerekiyor aynı şekilde. Yöneticilerin desteği gerekiyor aynı şekilde. Ancak tabii şöyle yapıyoruz. Diyelim ki yöneticiler, yasa denetleyicileri birçok şeyi ulaşılamaz hale getirdi gençler için ama sokakta karşılaşıyorlar. Yani bütün alanlarda fikir birlikteliğinde olursak sonuç alma ihtimalimiz var ama biz yine bireysele dönmeliyiz gerekiyor. Evet. Aileler eşleriyle, çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmeli. Onlarla konuşmadık hiçbir şey bırakmamalı. Özentilerini, heyecanlarını, zaaf noktalarını, her şeylerini konuşmalı. Değil mi? Ve bunun var olduğu gerçeğinden yola çıkarak daha iyi nasıl olur, gerekiyorsa tahammül ederek, gerekiyorsa yapılandırarak, gerekiyorsa tedavi alarak, gerekiyorsa destek alarak yapmalı. Kesinlikle. Çocukların evde engellersiniz, sokakta, yürürken, serviste, kafede, hatta bazen sosyal şiddeti sosyal medya üzerinden eğitim sektöründe görebilir, birçok yerde görebilir. Sonuçta bilinçli olmak ve bilinçli bir nesil yetiştirmek gerekiyor. Kesinlikle. Bunun için de önce kendimizi yetiştireceğiz. Özellikle aile içerisinde, ailenin bütün fertlerine karşı kaç yaşında olurlarsa olsun onların iletişimde kalmasını sağlayacak kadar açık ve tahammülü olacağız. Reklam geliyor galiba. Yaklaşık bir 3-4 dakikalık süremiz, tamam, var. Sonrasında yavaş yavaş toparlayıp reklama gidebiliriz. 3-4 dakika kadar ben konuşmaya bir çalışayım. Aklımdakileri söyleyeyim. Tabii ki, estağfurullah. Şimdi mesela eleştirdiğimiz taraftan başka bir tarafa geçelim. Sosyal medya güzel şeylerin paylaşılmasına da yarıyor. Örneğin biz bu sevgili Balcana köyümüzü nerede keşfettik, bizi keşfettiler. Bütün Türkiye Balcana olmalı dedik değil mi? Evet, evet. Biz, çok güzel örneklerde bulunduk. Biz Radyo Can üzerinden Facebook'ta yayın yaparken onlar bizi keşfetti ve çok güzel dostluğumuz oluştu. Mesela Ferhat hocamızı tanıdık, güzel şiirlerini, kesinlikle, tanıdık. Balcana köyü adına çok büyük mücadele veren, tanıtılması için özverili büyük o insanları tanıdık. Metin Çabuğ, evet, grup yöneticisini tanıdık. Şimdi Metin Bey'i ben buradan alkışlarla tebrik ediyorum. Neden? Bunu söylemeye çalışacağım. Biz dünyada bir hastalığın sahibiyizdir. Şair olalım, yazar olalım, yönetici olalım, ne olursak olalım. Toplumsal bütün dünya bizi takdir etsin diye düşünürüz. Evet. Ama biz onlara aldığımız takdiri verelim, iade edelim, biz de onları takdir edelim, onore edelim diye çok fazla düşünmeyiz. Biz kırılmaya çok hazırızdır ama kırdığımızı çoğu zaman da fark etmeyiz. Bize iltifat ederler ama biz onlara iltifat edelim demeyiz diye düşünmeyiz. Şimdi ben bakıyorum sevgili Metin Çabuğ'a, müthiş bir özveriyle biz Balcana köyünü tanıtmaya çalışırken, onlar hakkında bahsederken müthiş bir özveriyle bizden aldığı eli, Radyo Can'dan aldığı eli, bizim şiir sayfamızdan aldığı eli o kadar güzel tutuyor ki. Parçalarımızı, eserlerimizi, söylediklerimizi, yayınlarımızı, köyünden bahsettiklerimizi, şiirlerimizi yeniden yayınlayarak, yeniden paylaşarak o kadar güzel bir geri iade yapıyor ki. Yani diyor ki, bana ne verirseniz ben çoğaltır geri veririm. Evet. Almıyor, yutmuyor, yok etmiyor, tüketmiyor, çoğaltarak geri veriyor. Böyle güzel bir temsilciye, böyle güzel bir insana sahip olduğu için Balcana köyünü
onların içinden çıktığı için gerçekten tebrik ediyorum. Evet, Metin çok Çabuk'u şanslılar. Yürekten alkışlıyorum. Aldığı şeyi çoğaltarak geri verdiği için. İşte bu tür insanlar bölgelerine katkı sağlar. Bu tür insanlar teşekkür etmesini bilir, iadeyi ziyaret bilir, nezaket bilir ve bu tür insanlar güven verir. Diğer türlü muhteşem bir şair olabilirsiniz, muhteşem bir sanatçı olabilirsiniz, kesinlikle, muhteşem bir yönetici olabilirsiniz ama hep takdir almak isterseniz kendinizi toplumdan izole edersiniz, farklılaştırırsınız, elitleştirirsiniz. Size teşekkür eden yüreklere teşekkür etmezseniz, sizi takdir edenlere takdir etmezseniz, size zaman ayıranlara zaman ayırmazsanız, onlara bir şeyleri iade edip onların değerini onlara geri vermezseniz, sizin değeriniz onlar size değer verdiğin için var. Bu cümleyi kabul etmezseniz, göstermezseniz kocaman bir yalnızlığa dönüşürsünüz ve en sonunda sizin bu kendinize sağladığınız bencillik sizi yok edecek hale getirir. Diyelim. Tekrar Balcan'a ve sevgili Metin Çabuk'a teşekkür edelim ve reklamlara giriyoruz sanıyorum. Evet, yavaş yavaş gireceğiz. Sözü sana bırakayım, oradan sonra tekrar devam edelim. Peki. Ben de şahsım adına, gerçi Selahattin Bey çok güzel cümleler kurdu. Sağ olsun. Ben de şahsım adına sevgili Balcan'a köyü sakinlerini, dinleyenleri, bizi takipte kalan ve bizim şu anda sosyal medya aracılığıyla sizlere ulaştırmış olduğumuz videomuzu paylaşan değerli insanlara, o özverili vatanperver insanlara çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili Ferhat hocamıza da buradan kesinlikle selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Tekrar evet, geçmiş olsun dileklerimizi kendisine iletiyoruz. 93.4 Radyo Can'da bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi reklam arası vereceğiz. Sonrasında söyleşimize, sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kültür Sanat Kafe'de bizlerle olduğunuz için çok 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 sizlere teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki Radyo Can ailesiyle bizimlesiniz efendim. Şimdi reklam. Hasan Seçkin Oktar ve Selahattin Uzun'un hazırlayıp sunduğu Kültür Sanat Kafe devam ediyor. Evet sevgili dinleyenler, reklamlarımızı dinledik. Şimdi sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce sevgili Selahattin abimle ben konuşurken birazcık bahsini geçirdik. Sosyal medyanın kullanımının ne kadar geniş bir konu olduğunu, ne kadar kapsamlı bir konu olduğunu kısaca ele aldık. Gerçekten anlata anlata bitiremeyeceğimiz ve şu anki toplumumuzda çok ciddi anlamda yer tutan ve olumlu ve olumsuz bütün etkileriyle değerlendirildiğinde belki de saatler alacak bir konu. Ama ana hatlarıyla özetlemek gerekirse olumsuz etkilerini gidermek için mümkün olduğunca tedbir alıp denetiminde olan kurumların ona göre denetlemesi ve şiddet içeren ya da işte vahşet içeren bir takım sansürlenmesi gereken videoların genç nesili etkilememesi adına filtrelerden geçirilerek belli kurallar çerçevesinde insanlara sunulması gerekiyor. Tabii şöyle bir durum var. İnternet kanunları birazcık daha normal yasal düzenimize oranla kıyasla daha farklı olduğu için bu tarz konularda çok fazla kapsamlı konuşamıyoruz. Çünkü tabi olduğu yasalar bizim tam olarak bilgisine vakıf olmadığımız yasalar. O yüzden bu konuya birazcık bir küçük ara verip başka bir söyleşiye sizlerin de desteği olursa, izni olursa geçmek istiyorum. Evet, ne üzerine konuşabiliriz? Sanattan aslında bir şiirle yayınımıza devam edebilirsek. Ferhat hocamın bir şiiriyle devam edelim değil mi? Ben geçmiş olsun olur. Dileğimizi yerine getirsin. Evet. Ben önce birkaç selamı iletmek istiyorum. Yine bizim düzenli ve daimi dinleyicilerimiz var. Tekrar tekrar onları söyleyip diğerlerini kaçırmayalım ama Filipinler'den takip ediyorlar. Satış pazarlama uzmanı Andrea, 38 yaşında bir bayan. Takip edebildiğim kadar, Türkçem çok iyi değil ama ses tonu, sizinle diyor özelde bir dostluk kurduk, zaman zaman selamlaşıyoruz. Enerjinizi almaya çalışıyorum diyor. Yine Rusya bölgesinde Helga Verlingo, 3 güzel çocuk sahibi, müzisyen, besteci bir anne. Evet. Bizim dilimizi ne kadar az bilseler de zaman zaman Türkiye'ye geldiklerinde çat pat biliyorlar. Bunlara da selamlarımız olsun. İnternet işte sosyal medya, işte internet, onun sağladığı imkanlar. Bakın ne güzel kullanıyoruz. Kesinlikle. Hiç tanımadığımız, tanışmayacağımız insanlarla beraberiz. Ve gelelim kendi bölgemize. Sevgili Metin Çabuk, muhtarlık seçimlerinin yaklaştığını söylüyor, belirtiyor. Ve diyor ki köyümüzü temsilen muhtarlığa ve azalığa aday olan bütün arkadaşlarımızın hiç istisnasız en güzel şeyler yapacağına yürekten inanıyoruz.
Onların bütün iyi çalışmalarının yanındayız. Bizden alacakları görüş almak isterlerse her türlü faaliyetlerinin yanındayız diyor. Başarılar diliyor. Biz de bunu Balcana Köyü'ne hayırlı olmasını dilediğimiz bir seçim olarak, temenni olarak iletmiş olalım. Ve bel rahatsızlığıyla sıkıntı yaşayan sevgili Ferhat hocamızın muhteşem bir şiirini seslendirmeye çalışarak ona geçmiş olsun diyelim. Evet efendim. Ve başlayalım izninle. Lütfen. Tamam. Estağfurullah, olur mu? Ben Anadolu'yum. Beni korkak görmeyin. Çatılır bazen kaşım. Dik dururum her zaman. Eğilmez asla başım. Elazığ'da gakkoşum. Erzurum'da dadaşım. Ben ülkeme sevdalı, ben herkesle kardeşim. Bana zincir vurmayın, tozu duman ederim. Tarihe ışık tutan bulunmaz bir neferim. Vallahi hiç boş durmam, gerekirse önderim. Dalgalansın bayrağım, ben ona hep gönderim. Toroslarda yürüğüm, Karadeniz'de lazım. Halayda davul zurna, ozan elinde sazım. Vatana yan bakana çıkar her gün avazım. Şehit olmaya hazır, yazmışsa alın yazım. Sınırları çizilmiş, Türkiye'miz hep bizim. Aynı beden gibiyiz, siz bensiniz, ben sizim. Müslümanım çok şükür, ne putperest ne dinsizim. Toprak altında yatan binlerce kefensizim. Ege'de sarı zeybek, Trakya'da romanım. Çukurova'da pamuk, ben Konya'da harmanım. Rize'de çay bahçesi, Ilgaz'da sık ormanım. Fırat gibi akarım, dertlere hep dermanım. Antalya'da plajım, uzun deniz kıyısı. Gökyüzünde bulutum, gece kutup ayısı. Giresun'da fındığım, Malatya'da kayısı. Düşmana teslim olmam, olsa da çok sayısı, çok az sayısı. İlmek ilmek işlenmiş, nakışlarla doluyum. Kelkit çayından geldim, Kızılırmak koluyum. Diyarbakır'dan geçen, meşhur İpek yoluyum. Marmara, Trakya'yım, ben hep Anadolu'yum. Günaydınım vatana, göz dikene şaşarım. Yağmur olur yağarım, sel olup da taşarım. Atamın izindeyim, bayramlarda coşarım. Ben bu ülkede doğdum, bu ülkede yaşarım. Yüreğinize demiş. Sağlık Ferhat Hocam. Dilim sürçtü ise sürçtüğü bir yer oldu. Çünkü biz öyle bir milletiz ki esaretin, teslim olmanın, hangi şart olursa olsun düşman elinde kalmanın telaffuzu bile dilimize yakışmıyor, görüyorsunuz. Ama yine çok güzel olmuş. Evet. Yine çok güzel olmuş. Sizlerin, muhteşem olmuş. Sizlerin değerli seslendirmesiyle gerçekten çok vurgulara ve tonlamaya çok dikkat ederek yaptığınız. İçimden geldiği gibi en amatör ruhumuzla. Evet. Yüreğine sağlık Ferhat Hocam, geçmiş olsun diyoruz. Evet efendim. Kendisi bu şiiri bizlerle paylaştığı için, bizlere ulaştığı için çok 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 teşekkür ediyoruz ve tekrar Radyo Can ailesi olarak geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. Peki, güçlü bir tasvir olmuş, yine etkisinde kaldık. Evet. Gerçekten memleketimizin ruhunu iyi yansıtan bir kalem, iyi anlatan bir kalem. Peki bundan hareketle, evet, bizim taşımamız gereken, yani az önce de belirttiğiniz gibi toplumsal statümüz her ne olursa olsun, toplum içerisindeki saygınlığımız ve rolümüz, yani vazifemiz her ne olursa olsun, bize düşen bazı vatandaş olarak, birey olarak salt bazı değerler var. Ve biz bu değerlere ne kadar sahibiz, ne kadar bu değerler çerçevesinde hareket ediyoruz, biraz bunu konuşmak istiyorum ben. Yani özellikle bazı eğitim kurumlarında ya da toplum, yani hayatın akışı içerisinde yaşamamız gereken değerler eğitimi kapsamında neleri ilke edinip neleri benimseyip o doğrultuda kararlar alıyoruz? Bu değerler eğitimine ne kadar sahibiz ve ne yapıyoruz? Genel bir soru sordum yine sizlere. Evet. Sevgili Selahattin abi. Evet, tabii değerler eğitimi teknik bir kelime gibi yorumlayabileceğimiz bir şey. Daha çok eğitim kurumlarında karşılaşıyoruz bu tür kelimelerle. Çünkü değerler eğitimi, içinde eğitim geçiyorsa bu muhtemelen çocukların eğitimiyle alakalıdır. Büyüklerin eğitimi daha farklı kategorilerde telaffuz ettiğimiz cümleler, kelimeler. Okullarımız, özellikle de özel okullarımız, değerler eğitimi kavramını çok öne çıkarmak istiyorlar. Haklı olarak çıkarıyorlar. Çocuğun erken uyanması, ödevlerini yapması, yemeğini düzgün yemesi, usulünün düzgün olması, kapıyı çalarak girmesi, müsaade isteyerek konuşması, arkadaşına nezaketle davranması, ne bileyim, bütün bunlar bir değerler eğitiminin konusu. Ancak biz şunu çok çok güzel öğrendik yaşamın içerisinde. Bir şeyi gösterirseniz çocuklar öğreniyor. Söylerseniz kötüye kullanıyor. Yani sigara içme çocuğum, zararlı, ama dur sen ödevini yaparken ben bir sigara içeyim. Hayır. Değil ilk mi? Fırsatta ne zaman içeceğini düşünüyor. Çocuğum işte sen ödevlerini niye yapmadın, ama ben şu televizyonda bir film var, onu izleyeceğim. Daha ne kadar güzel örnek olduk. Evde değerler eğitimi. İşte okula gidiyorsunuz. Okulda
öğretmenlerimizin, çok genel konuşuyorum, kimse üzerine alınmasın, çocuklara güzel şeyler söylerken koridorda birbirlerine nasıl şakalaştıklarını, hangi kelimeleri kullandıklarını çocuklar kaçırmıyor. Evet. İşte size değerler eğitimi. Hemen küçük böyle bir ekleme yapmam gerekirse, toplumumuzda bu tarz olumsuz davranışlar çok 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 önceden fark edilip halk arasında şöyle bir söz çıkmıştır. Evet. Siz daha iyi bilirsiniz. Estağfurullah. İmamın dediğini yap, yaptığını yapma gibi bir tabir kullanılır. Ne kadar muhteşem, değişik bir değil mi? Yani durumu çok iyi anlatmış, fakat aslında olması gereken bu değil. Yani algımızın ne kadar ters bir istikamette sapmış olduğunun bir göstergesi. Yani biz birine, genç nesile yetişen yeni taze fidanlara ya da ne bileyim toplumda etkin bir rol alacak önemli bir vatandaşa bir şeyleri örnek olmak babında bir şeyleri gösterirken, kendimiz bu olumsuz tavrı yapıyorsak eğer, o insanlar tarafından nasıl eleştiriliriz ya da ne derece etkili bir örnek olmuş oluruz, değil mi? Bunu aslında çok güzel ifade ettiniz. Lütfen devam edin. Kaç dakika konuşma şansımız var, reklamımız vesaire? Daha var, daha vaktimiz var. Evet, o zaman o platformda genişleyelim. Tabii 15-20 dakika dinleyeceğiz, sıkar araya şiir alırız, şarkı alırız, tabii şeyler ki alırız. Şimdi geçen hafta girmiştik, kurumsal kalite, kurumsal yalancılık demiştik, işletmelerde demiştik, bütünlük demiştik, kalite bir bütün demiştik, kalite ayrıntılarda gizlidir demiştik. Biraz geriden alalım, geçen haftadan alalım. Bir işletmeye giriyorsunuz, müthiş bir yatırım var, çok güzel rakamlar harcanmış, her şey renkler, dekorasyon, iç mimari, her şey mükemmel planlanmış. İşte kafe ise sunduğu ikramlar, lezzetleri, yemek ise sektörün getirdiği güzellikler, ne bileyim aklınıza ne geliyorsa, yatırım fevkalade yapılmış. Evet. Fakat bakıyorsunuz bir türlü müşteri potansiyeli ilerlemiyor. Bir başka bir yere gidiyorsunuz, bir bakıyorsunuz birçok şey böyle zorla yapılmış, gücü yetmemiş belli, birçok şey eksik ama dolup taşıyor. Bir başka yere gidiyorsunuz, yatırımın değeri mükemmel görünüyor, çalışanın yetişimi mükemmel görünüyor, sahipleri ortalarda görmüyorsunuz ama bütün varlığın ağırlığını son derece hissediyorsunuz. Bir bakıyorsunuz orası da cıvıl cıvıl. İşte bir okula gidiyorsunuz, söylemler mükemmel ama içine girdiğinizde dolmadığını görüyorsunuz. Hemen bir müdahalede bulunmak istiyorum izniniz olursa, dediğinizin ve yaptığınızın bu noktada örtüşmesi gerekiyor, değil mi? Tam işte oraya getireceğim sözü. Evet, lütfen. Mesela kişinin, yatırımcının asıl hedefi işletmesinin maksimum sayıda talep görmesi, ticari olarak kazanmak ve tatmin edici bir hizmet vermekse, gerekirse geri çekilmesi, gerekirse öne çıkması gerekiyor. Ama bakıyorsunuz muhteşem bir yatırımın içerisinde, içeriye girdiğinizde direkt işletmeyi, işletmeciyi, diğerlerini görürken onların tarzını, giyimini, kuşamını, sözlerini, diğer taraflara sunduğu enerjiyi falan izliyorsunuz. Eğer bu enerji çok sıcak, işletmeye uygun bir giyim, işletmeye uygun bir sakal, işletmeye uygun bir görüntü, işletmeye uygun bir tavırsa, müşteri, gelen kişi o işletmeyle bütünleşiyor ve daha rahat ve isteyerek geliyor. Ama sunduğunuz hizmet çok böyle elit bir hizmet gibi görünürken, siz çok sıradan kalırsanız, aykırı kalırsanız, farklı kalırsanız, değişik kalırsanız, görüntünüzle, yorgunluğunuzla, hitabınızla, mimiğinizle, insanlar sizinle konuşmadığı sıradaki sigarayı içip üflemenizle yatırımınız bir anda boşa düşebiliyor. Yani kalite ayrıntılarda gizli. Hangi amacı, hangi sonucu elde etmek istiyorsanız ona göre giyinmeli, ona göre konuşmalı, ona göre durmalı, onun hakkına göre sokakta olmalı, ona göre vitrinde olmalı, ona göre tezgahın gerisinde olmalısınız. Bunlar çok çok önemli. İşte o yüzden işletmeler kendilerini görmekte zorlanıyorlar. Muhakkak hangi sektörde olursa olsun, o sektörün bir iletişim, bir işletme danışmanı, bu yönde tecrübeli olan bir büyüğü, gerekirse bir şirketle çalışması bütçesine, bünyesine göre bir yolu olmalı. Kendisini başka tarafsız gözlerle bakan insanlardan rehberlik alacak duruma getirmeli. Okul içinde böyle, radyo içinde böyle, bütün sektörler içinde böyle. Okullara geldiğinizde, değerler eğitimine geldiğinizde, işte karlı bir hafta geçirdik, değil mi? Okullar resmi olarak tatil olmadı. Ancak bakıyorsunuz sabah bütün kar şartlarına, kıyamet şartlarına rağmen çocuğu dışarıya çıkarıyorsunuz. Bekliyorsunuz servis gelsin, gelmediğinde telefon açıyorsunuz. Arıza yaptı, gelemiyoruz. İyi ama söylemediniz. Bakın değerler eğitimi sadece çocuğa verilen değil, bir toplam. Peki diyorsunuz, kesinlikle, çocuğu okula gönderiyorsunuz. Günü zarla zorla geçirmeye çalışıyorsunuz bir şekilde ama sürekli bir çocuktan size ulaşan bir şey geliyor. Herkes gelmiyor, kimse gelmiyor, beni de alır mısın? Evet, bir geri dönüş. Ertesi gün oluyor, yerde hala kar buz var. Suçlu tatil etmediği için
yetkililer olarak görülüyor vesaire falan. Ertesi gün bakıyorsunuz gene servis vaktinde gelmemiş. Siz çocuğu bırakıp gitseniz çocuk mağdur olacak. Ancak yine telefonla ulaşıyorsunuz. Yine nerede diyorsunuz. İşte 10-15 dakikaya kadar geleceğim. Eyvah, o karda çocukla çocuğu bıraksanız çocuk mahvoldu. İşte size değerler eğitimi. Yani nereden başlıyor, nereye gidiyor? En başından başlıyorum. Arkasından devam ediyorsunuz. Zaman geçiyor ve telefon çalıyor. 10 yaşında bir çocuk telefonda direkt. Nereden geliyor telefon? Okuldan geliyor. Okulun resmi hattından geliyor ve telefonu direkt çocuğunuz açıyor. Baba, ben diyor sınıftaki kişiyiz. Başka kimse yok. Derslerde çok üstün körü gibi görünüyor. Herkes gidiyor, beni alır mısın? Çocuğum diyorum, bak yaşın küçük ama sen bunu anlayabilirsin. Okul resmi olarak tatil yapılmadı. Dolayısıyla senin okulda kalman gerekiyor. Öğretmenlerin seni bu yönde kalman üzere desteklemesi gerekiyor. Okul idaresinin politika olarak, evet, dersin bölünmesi ve tatile değil, tam tersi bu bir fırsat. Birebir yaparız, daha çok çocuklarla vakit geçiririz gibi düşünerek çocukları sarıp sarmalaması gerekiyor. Öğle yemeğini ye çocuğum, öğleden sonra bir sıkıntı olmazsa, gerekirse çözülecek gibi görünmesi alırız ama kalmanda yarar var diyorsunuz. Arkasından çocuğunuz tamam diyor baba, telefon kapanıyor ve akabinde okulun en yüksek idarecisiyle görüşüyorsunuz. Hocam diyorsunuz, böyle böyle bir durum var. Çocuk alıyor beni, sınıftaki kişi kalmış. Yani resmi tatil yok. Nasıl bakıyorsunuz? Çok güzel cümleler duyuyorsunuz. Tabii ki diyor, yani resmi tatil yok. Biz niye buradayız? Çocukları 8-5 alacağız diye, eğitim vereceğiz diye buradayız değil mi? Dolayısıyla birebir ders veririz, daha çok ilgileniriz diyor. Arkasından güzel şeyler, size onur edecek şeyler söylüyor. Ve güvenle geri dönüyorsunuz ama rica ediyorsunuz. Çocuğum benim almamı bekliyor olabilir. Biz aynı şeyleri söyledik ama sizin öğrenciye ulaşmanızı, sınıfa ulaşmanızı, öğretmenlere ulaşmanızı, çocukların tatil olmadığı, bu konuda cesaretlendirilmemeleri gerektiği, böyle bir şey yapmıyorlar ben %100 biliyorum. Ama yine de çocukların birbirine karşı sen gidiyorsun ben de geleyim, sen gidiyorsan ben de giderim psikolojisine girmemeleri gerektiğini, çocukları sarıp sarmaları gerektiğini tekrar hatırlatarak bunu bir telafi eder misiniz? Özel olarak ilgilenir misiniz? Benim çocuğum benim alacağımı bekler, üzülür diyorsunuz. Ve akşam üzeri çocuk evden geliyor hüngür hüngür ağlayarak. Müthiş bir travma. Baba, bütün öğleden sonra nasıl geçti sizden biliyor musun? Beni ne kadar üzebilirsiniz bundan fazla? Ve aradaki diyaloglar çok şey değil. Çünkü başarılı işleri görmek istiyoruz. Eleştiriler değil yapmak niyetimiz. Asla da böyle bir muhakkak niyetimiz yok. Daima yapmak üzere konuşuyoruz ne konuşursak. Ama bakıyorsunuz ki çocuk, oğlum seni almayacağımızı, okulda kalman gerektiğini, okulun tatil olmadığını, öğretim dersinin devam ettiğini, sezonun devam ettiğini, sizleri tatil konusunda cesaretlendirmek yerine kar da yağsa, sel de yağsa, resmi tatil yoksa, bu yetki sayın valimizde, sayın kaymakamımızda, bu yetki kullanılmamışsa dersin devam edeceğini, okulun bütün unsurlara size sahip çıkacağını, velilerini gelmeleri konusunda cesaretlendireceklerini, servislerini organize edeceklerini, etmeleri gerektiğini, bizleri kimse gelmeyecek isterseniz siz de alın gibi değil de tam tersi bir kişi bile olsa gelsin, gelebiliyorsanız gelin, daha çok ilgileniriz demeleri gerektiğini, biz bütün bunları senin yanında da konuşuyoruz, anlattık, sen de biliyorsun. Evet. Ama baba sen alırım demiştin, kimse gelip de bize okulda kalacağımızı, senin gelmeyeceğini söylemedi. Ben akşama kadar içim içimi yedi, benim arkadaşım annesi aldı götürdü, ben kaldım, ben çok kötü bir gün geçirdim. İşte size değerler eğitimi. Yani iddianız en iyisini biz yaparız, en iyi kadro bizde, biz her şeyin en üstündeyizse o zaman bunu bütün unsurlarıyla yakalamanız gerekiyor. Yani her yağmur yağdığında, her kar yağdığında nasıl tatil olur diye yetkililerin gözüne mi bakıyoruz? Bakmıyoruz değil mi? İddiamız bu. Evet. O zaman bakmadığımızı belli edeceğiz. Mesela bir mesaj atacağız. Diyeceğiz ki, toplam kaliteden bahsediyoruz. Sayın veliler, okulumuz resmi tatil bünyesinde olmadığı için, ilimiz, şehrimiz genelde resmi tatil ilan edilmediği için sizleri okula bekliyoruz. Tüm öğrencilerimiz sağlık, evet, sorunları dışında ulaşım, evet, imkansızlıkları varsa gelsinler. Ne kadar öğrenci gelirse daha kaliteli bir gün geçiririz. Evet. Olmazsa da birebir gibi ilgileniriz. Ama biz gelinmesinden yanayız. Çünkü hava şartları ve yetkililerin takdiri devamından yana. Evet. Şimdi böyle bir mesaj atarsınız. Ha, bu arada tatil ilan edilirse bu mesajı elbette ki resmi kurumların duyurularından duyarız ama benim okulum bana bu mesaj atarsa işte derim, ben bu okula bu yüzden güveniyorum. Lehte ya da aleyhte. Dolayısıyla, evet, arkasından gelen çocuklara daha sabahtan gelebiliyorlar mı? Servislerinizi organize ettiniz mi? Arızaları buldunuz mu? Biri durursa diğerinin gelmesi kaç dakika sürecek, bilgilendirdiniz mi? Evet. İşte çocuğu bahçede bırakıp işe gitmek zorunda olan kamu çalışanları var, bizler gibi veya başkaları gibi.
servis gelmediğinde o çocuğun o soğuk hava şartlarında sokakta ne olacağının riskini bilerek servis araçlarınızı sakın ha sakın geç kalmayın, kalacaksanız da muhakkak velisini bilgilendirin, rızasını aldıktan sonra dediniz mi? İşte bundan sonra okul geldiğinde çocuğun doğrudan bir okulun genel santralinden doğrudan size ulaşması. Telefon açıyorsunuz, resmi telefondan o çıkıyor. Muhteşem bir şey. Evet. Yani stratejisi değerler eğitimi olan eğitim kurumlarında çocuk önce öğretmenine ulaşır değil mi? Danışmaya ulaşsa bile. Kesinlikle. Danışma öğretmene ulaşır. Öğretmen, ben bir bitireyim. Öğretmen tabii, idareciye ulaşır. Evet. İdareci ya da öğretmen bu tasarrufta bulunur. Çocuğun derse devam ettiği konusunda telkinini yapar. Evet. Ve arkasından o çocuğa sağlıkla ilgili bir sıkıntısı sorunu yoksa hayatına devam etmesi gerektiği öğütlenir. Evet. Öğretmeni sahip çıkar ve bir boşluk varsa telafi eder ve o arada öğretmen ya da bir İdareci telefonu çevirir. Sayın veli, böyle bir duru var. Bizim anlayışımız dersin devamı yönünde. Çocukta bir sağlık sıkıntısı yok. Hayat devam ediyor. Biz görevimizin başındayız. Siz buna rağmen veli olarak almayı düşünürseniz çocuğu en az tedirgin ederek iletişim halinde kalalım. Alın. Ama çocuk doğrudan benim arkadaşlarım gelmemiş gidiyor. Beni de alın, ben çok sıkıldım diye bana telefon açıyor ve bunu bu kadar kolay yapabiliyor. Evet. Şimdi öyle düşünseydi veliler telefonları, cep telefonlarını verirdi. Okullarda telefonlar serbest olurdu. Çocuk doğrudan iletişim kurardı değil muhakkak mi? Şimdi çocuğun muhakeme yeteneğinin daima kolay olan, tatil olan tarafa işleyeceğini düşünürsek, evet, onu doğrudan velisinin karşısına telefonda çıkarmak yerine şu bahsettiğimiz aşamalardan geçirmek değil midir kalite? Olması değerler gereken budur. Eğitimine sahip çıkmak bu değil midir? Kesinlikle. Okulun ve havanın şartlarının bozulmadan daha öncesinde servisiyle, öğretmeniyle, gelebilecek gelemeyecek olan velisiyle, çalışanıyla, bütün unsurlarıyla hazırlıklı olmak, ön kontrolü önceden yakalamak değil midir idari yönetim? Kesinlikle. Yoksa biz şehrin en iyisiyiz, biz şöyleyiz, biz böyleyiz. Bu tarzdaki söylemler sizi nereye kadar getirebilir? En sonunda işte insanlar söylediğinizle, iddiasında olduğunuz şeylerle iddiasının bir bağlantı karşılığının tam oturmadığını, evet, gördüğünde endişe duymaya başlar. Evet. Ama bunun yanında çok güzel işler yapar mı? İnsanlar yapar. Kurumlar yapar mı? Tabii yapar. Fakat biz otomatik olarak çok duygusal bir toplumuz, Türk toplumu olarak. İyi şeyleri taşlandırmakta zorlanırız. Eksikleri kötüyü de söylemekte taşlandırmak için cesur evet, oluruz ama yine ben bu sözleri kimse adreslemesin. Yani bana bu noktada değişik okullardan değişik yorumlar geldi. Ben de küçük bir şey yaşadım. İçinde evet, bir parça o da var muhakkak ama genelde bunlar geldi. Biz felaketlere hazır değiliz, depremlere hazır değiliz, sellere hazır değiliz. Olası bir trafik kazalarında tedbirlere hazır değiliz. Apartmanda bile site girişi yaparken evet, ambulansın gireceği yeri yok sayarak beton dökeriz. Belediyemizin işte imar planlarında her apartmanda otopark görünür ama otopark göremezsiniz. Birçok evet, binada birinci katlar depodur ama mesken olarak kullanılır. Yani biz bindiğimiz dalı fevkalade keseriz. Burada sadece şu örneği vermek istiyorum. Birçok yaptığı iyi şeyi yaptığı ciddi eksikliklerle gölgelendirmesin kurumlar. Bütün kurumlar, bütün işletmeler için söylüyorum. Kalite bir bütün. A'dan Z'ye, başından sonuna kadar bir bütün. Yani bir eğitimci için, çocuğun özellikle özel okul için evinden alınıp okula geldiği ve okulda dersini görüp tekrar evine teslim ettiği ana kadar ki bir süreç var. Bu süreç aktif yönetilmeli. Çocuğun evde olduğu, hafta sonu evde olduğu dilimler pasif yönetilmeli. İletişim çift taraflı. Bir sıkıntı geliyorsa bir dönüş olmalı. Evet. Birçok sıkıntı iletirsiniz ama asla dönmezler. İşletmelere gidersiniz, bir şeyi kibarca söylemek istersiniz ama genelde insanlar önce güzel şeyleri söyler. Nitelikli insanlar, kaliteli insanlar. Neden seçkin? Çünkü güzel bir şeyi birine söylediğinizde evet, iltifatı kaldırabiliyorsa, taşıyabiliyorsa, ya abartılı şekilde estağfurullah deyip inandırıcı olmayan bir mütevazilik sergiliyorsa evet, ya da abartılı bir şekilde ben sonuna kadar hak ettim ya bu iltifat tam bana göre diyorsa, bu endişeyi taşırsanız iltifat etmekten vazgeçersiniz. Halbuki iyi insanlar, kaliteli insanlar sizi onur etmek için önce iltifat eder. İltifatı taşıyabildiğinizi gördüğünde, bunun altını lütfen çiziyorum sevgili dinleyiciler, evet, bunun kaldırılabildiğini, taşınabildiğini gördüğünde birebir de çok uygun zamanlarda daha iyi nasıl oluru kendi penceresinden aklının yettiğince tavsiye olarak söylemeye çalışır. Yine eleştiri değil. Evet. Eleştirirken bile mütevazı olur. Ama iltifatı kaldırdığını göremiyorsanız insanların, kurumların, kişilerin, yöneticilerin, çalışanların, personelin, eşinizin, çocuğunuzun kim olduğunun önemi yok. İltifatı kaldıramayan insan yapıcı da olsa eleştiriyi bir saldırı gibi algılar. Bir rekabet gibi algılar. Evet. Değil.
bindiği dalı insanlar niye kessinler? Daha iyi olalım diye söylerler. Evet. Ama önce iltifat taşınabiliyorsa yapıcı tavsiye eleştiri gelir. Bu noktanın altını özellikle çiziyorum. Biri size iltifat ettiğinde bir, gerçekten hak ediyor muyum? Bunu bir sorgulamak gerekiyor. İki, iltifat eden kişinin benimle ilgili bir menfaati var da bunu açıklarını kapatmak için mi kullanıyor? İçgüdüye evet. güvenmek gerekiyor. Yani bunları çoğaltabiliriz ama en önemlisi sevgili Metin Çabuk örneğini verdiğim gibi iltifat alıyorsanız hak edene hak ettiğini geri verin. Güzel şeyleri siz de söyleyin. Onun size sunduğu eli boş çevirmeyin. Siz de size sunulan el kadar geriye dönün. O insanla gereken çalışmayı, mesaiyi, iltifatı ve eleştiriyi tekrar paylaşın derim. Diğer türlü sadece kendinize aldığınız iltifat sizi uzunca bir süre besleyip büyütse de egonuzu devleştirir ve bir müddet sonra egonuz gözünüzü kapatır. En doğru kendiniz sanırsınız, en mükemmel kendiniz sanırsınız, en iyi kendi kurumunuz sanırsınız ama insanlar hayatınızdan sessiz sedasız gider. Çünkü siz onları üzmekte o kadar cesurken onlar sizi üzmek konusunda fevkalade dikkatli ve üzmemek için sessiz sedasız gitmeyi seçebilir diyeyim Seçkin. Çok mu uzun konuştum bilmiyorum. Hayır, esasında ben ve sevgili dinleyenler takibatını yaptık. Anlaşılır ve haklı olarak kendi endişelerinizi ve bir takım sorunlarınızı dile getirdiniz. Etkili bir söylemle getirdiniz. İnşallah kurumlar ve bazı yönetici personel olsun, bu işleri yürüten özverili hocalarımız olsun, bu değerli nasihatleri dikkate almışlardır. Ben alacaklarını umut ediyorum. Peki o zaman bir daha gerçi 2 dakikalık bir zaman dilimimiz var. Var mı? Evet. Daha vaktimiz. Çok az bir zaman dilimimiz var. Sonrasında reklamlara gideceğiz. Değerler eğitimi kapsamında ele alacak olsak ben hemen kısaca toparlayayım. Benim de öğrencilerime vermiş olduğum bir takım nasihatler var. Onları da şöyle söylüyorum sevgili Selahattin abi. Diyorum ki bu topraklarda, bu toplumda, bu vatanda ne iş yaptığınız ya da ne kadar iyi yaptığınızdan ziyade ben bir eğitimci olarak önce nasıl bir insan olduğunuzla ilgilenirim diyorum. Yani öğrencilere bunun önemini anlatmak istiyorum. Çünkü bizim kurtuluşumuza giden daha toplumsal refahın, barışın, daha özgüvenin çok olduğu, başarının çok olduğu bir yola gidiş haritasının formülü bence doğru, dürüst, ilkelerine sahip, duyarlı bir vatandaş olmaktan geçiyor. Yani çocuklara önce iyi bir meslek edindirmeyi göstermekten önce, anlatmaktan önce ben nasıl iyi insan olunuru anlatmak istiyorum. Ve onların zihnine bunu kazımış olmak istiyorum. Çünkü gerçekten önemli. Toplumda nasıl bir insan olduğunuz bence nasıl bir işle meşgul olduğunuz ve işinizi ne kadar iyi yaptığınızdan bir adım önce geliyor. Ve sevgili dinleyenleri daha fazla meşgul etmeden bir saat başı reklamımıza gideceğiz. 93.4 Radyo Can'da Kültür Sanat Kafede bizlerle oluyorsunuz sevgili dinleyenler. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada sevgili dinleyenler mesajlarını iletiyorlar. Ben hepsini takip edemiyorum şimdi ama reklamlarda cevaplayacağız. Evet, onları evet. da hemen reklamlardan sonra cevaplayacağız. Radyo Can'da Kültür Sanat Kafede bizlerle olduğunuz için çok ama çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin bizlere ulaştırdığı mesajlar dahilinde yine söyleşilerimize, sohbetlerimize yön vermeye çalışacağız. Şiirle, sanatla meşgul oluşunuz bizler için çok önemli. 93.4'te bizlerle kalın efendim. Hasan Seçkin Oktar ve Selahattin Uzun'un hazırlayıp sunduğu Kültür Sanat Kafe devam ediyor. Evet sevgili dinleyenler, 93.4 Radyo Can'da Kültür Sanat Kafede sizlerle olmaya devam ediyoruz. Söyleşimize kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz ama ben biraz sevgili dinleyenleri de sıkmamak adına bir şiirle yayınımıza birazcık katkıda bulunmak, birazcık ara vermek istiyorum. Dinleyenlerin ve sevgili Selahattin abinin izni olursa. Estağfurullah. Zaten kendisi hali hazırda bize ulaşmış değil mi? Gülüzar Hanım. Gülüzar Hanım, Gülşev. Evet, şef, çok, evet selamlar gönderiyoruz evet, kendisine. Elleri becerikli, lezzeti çok lezzetli, güzel ev yemekleri yapan, tatlılar yapan, organizasyonlara destekler veren. Evet. Bu anlamda gerçekten büyük bir mütevazilikle yaptığı emeğini çok uygun fiyatlarla talep edenlere çıkaran
Kraliçenin Mutfağı bilgileriyle Facebook'ta, YouTube'da bulabilirler, videoları evet, bulabilirler. Yine sosyal medyadan sizlerle paylaşım sevgili içerisinde Gül olan. Sevgili Gül Şefimiz, eşi de Dünya Tatlısı İstanbul Dekorasyon firması adı altında iş yapan faaliyet birisi. Gösteren, evet. Zaman zaman bizim şiirleri seslendiriyorlar. Çok da güzel yapıyorlar. O içten sesleri beni onurlandırıyor, gururlandırıyor. Yine bu hafta bir şiirimizi sevgili Gül Şefimiz Gülizar Hanım seslendirmiş. Yine onun izniyle, yine affına sığınarak bize onur ve gurur verecek. Uygunsak o şiiri seslendirmesini yayın alabiliriz. Peki. Ben kendimde küstüm sana. Gülizar evet. Yiğit hanımefendinin evet. Sesiyle, seslendirmesiyle. Peki. Sevgili Gülizar Hanım'a selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz efendim. Sağ olsun. Gerçekten bizler için bu paylaşımlar çok değerli. Sevgili Selahattin abim dile getirdi zaten. Ben de defaatle tekrarlamakta evet. Yarar görüyorum. Sizlerin bize ulaştırmak istediği şiirler ya da bizlerin seslendirmesini istediğiniz şiirlerimiz kendi olursa olabilir. Evet kendi şiirlerinizi de bizlere gönderirseniz biz burada paylaşım içerisinde olmaktan onur ve gurur duyacağız. Bizimkileri seslendirirlerse tabii ayrıca mutlu oluruz. Aynen öyle. Ne kadar insanımıza temas edersek, ne kadar yüreğe candan dokunursak 93.4 Radyo Can ailesi olarak o kadar keyif alacağız yaptığımız işten. Mutluluk duyacağız efendim. Peki sevgili Gülizar Hanım için gelsin. Ben kendimde küstüm sana isimli Gülizar Hanım'ın sesinden. Evet. İsimli tüm dinleyicilerimiz için gelsin. Evet, tüm dinleyicilerimiz için gelsin. Sevgili Selahattin abimizin Ben kendimde küstüm sana isimli şiirini sevgili Gülizar Hanım'ın sesinden dinliyoruz efendim. Buyurun. 93.4'te Radyo Can'da bizlerle olduğunuz için teşekkürler diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Kendimde küstüm sana. Unuttun mu? Kendimde küstüm sana. Bendeki sana. Evet efendim. Sevgili Gülizar Hanım'a buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık. Evet. Bizim sevgili Selahattin abimizin şiirini seslendirdiği için ve sizlerle paylaşımda bulunma fırsatını bizlere verdiği için çok 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 teşekkür ediyoruz. Peki, değerler eğitimiyle ilgili konuştuk ve bir hayli çok şey söyledik esasında. Yani biz değerli eğitimcilere düşen önemli vazifelerin altını çizdik, onları vurguladık. Tüm yöneticiler yani, aslında her evet. Kurum kendi değerlerini, örnek olma telaşlarını yine değerler eğitimine benzer bir isimle sunma gayreti sunma içerisinde gayretinde olmalılar. Evet. Önce göstermek. Ben sözüne girdim çok özür Yok, dilerim ama gerçekten çok özür dilerim. Yok estağfurullah. İçime doğanı pat diye söylemek geldi içimden. Lütfen söyle. Altını çizdiğim sadece şu. İddianız neyse o olsun. Yapabildiğinizi elimizden geleni yapıyoruz diyorsanız bu çok muhteşem bir cümle ve her şeyi su kaldırır. Ama maksimum iddiada bulunup da bunun oransal olarak altında kaldığınız zaman hayal kırıklığı yaşatır. O yüzden günlük tavrımızda da neysek onu söyleyelim. Olduğumuz insanı anlatalım. Olmak istediğimiz insanı anlatırız çoğu zaman farkında olmadan. Evet. Ama aslında olduğumuz insan olmak istediğimiz insandan çok, çok farklıdır. Çok daha farklı olabilir. Evet. İnsanlar konuştuklarımıza bakarak böyle bir insandır diye o şekilde davranır ama zaman içinde öyle olmadığınızı fark ettiğinde hayal kırıklığı başlar ve uzaklaşmalar başlar. Genel olarak söylüyorum bunu. Kimse için söylemiyorum. Olduğumuz insanı anlatalım. Olmak istediğimiz insana yaklaşmak için gayret edelim. Bu bizi daima uzun ve sürekli güvenilir kılacaktır, lezzetli kılacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Gerçekten önemli tespitlerde bulundunuz. Dediğim gibi bu noktada en azından eğitimcilere çok büyük rol düşüyor. Ben şöyle söylemek istiyorum. Bizim geleceğimiz çocuklarımızı nasıl yetiştirdiğimizden geçiyor. Yarının mühendisi yani çok basma kalıp çok klişe bir söylem belki ama gerçekten önemli vurgulanması gerektiğine inandığım bir söylem. Bizim çocuklarımız yarının mühendisi, yarının doktoru, yarının avukatı, yarının belki yöneticisi. Dolayısıyla bizim geleceğimiz, onlar biziz. Biz onlara canı gönülden, yürekten sahip çıkmalıyız. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak onları kendimizden daha üst seviyeye getirecek duyarlılıkla, hassasiyetle yetiştirmeliyiz. Yani ben işimi yaptım ya da ben işimi böyle yapıyorum tarzında davranışlara çok fazla yer verilmemeli. Yani geleceğimizi nasıl kendi geleceğimizi özenle ve bir takım kararları alırken dikkatli bir şekilde seçiyorsak almamız gereken kararları aynı şekilde
genç neslimizi yetiştirirken de onlar bizim evladımız, onlar bizim canımız. Bu özeni göstermeliyiz. Bir takım bazı şeyler bizim kontrolümüzün dışında ya da bizim irademizin dışında gözden kaçabilir ya da belki de gerçekten yetişemeyebiliriz. Ama çok önemli bir noktaya değindiniz. Bakın, toplumsal hiyerarşi dediğimiz hiyerarşik düzen, sistem bunun için var. Siz her şeye yetişemediğiniz takdirde belli konularda uzmanlaşmış insanlar bir çatı altında toplanıp sizlerin işini kolaylaştırsın diye. Yani doktor, mühendis, avukat, mesleğiniz her ne olursa olsun, polis, asker, işini ne kadar doğru ve ne kadar idealist düzeyde yaparsa biz el ele o kadar kalkınmış oluruz. Biz yek bir vücudun, tek bir vücudun parçaları gibiyiz. Yani elbette ki bir insan tek başına her şeye yetişemez, her şeyi yapamaz. Ama bu demek değildir ki hani tamamıyla ben görevimi yaptım deyip üzerimizden atmak olmamalı. Yani biz bu işin takibatını, bir canın mesuliyetini almışken tamamıyla bunun bütün gideceği noktalarla düşünülüp etraflıca kararının alınıp bu şekilde uygulanması gerekiyor, değil mi? Evet, kesinlikle. Yani eğitimcilere düşen rol, inanın bakın, önemli olan bizim toplumda nasıl bireyler yetiştirdiğimiz. Bu noktada Türk toplumu gerçekten öğretmenlere çok ciddi değer veriyor ve ben bu değer verişini gerçekten çok iyi bir şekilde onure ederek üzerimde taşıyorum. Evet. Yani Türk toplumu öğretmene karşı çok hassas, çok yani zaaf diyeceğim ben artık. Gerçekten çok saygı duyuyorlar ve biz bu saygınlığı doğru kullanmalıyız. Yani evet, biz eğitimcileriz. Gelecek neslin geleceği, geleceğimiz bizim elimizde. O yüzden bu konuda gerçekten hassasiyet içerisinde olmalıyız, çok, değil mi? Çok. Lütfen kesinlikle devam edin. Şimdi o kadar güzel bir şey söyledin ki, bu ülkeyi Kurtuluş Savaşı'ndan çıkaran, o baskılardan çıkaran elbette ki o dönemin güçlü vatanperver ruhunu, evet, çocuklara yansıtan, gençlere yansıtan köy enstitülerinde, köylerde öğretmenlerdi. Onların bakış açısı, ulusal karakteri, görüşü olmasaydı bu topluluk bu şekilde inşa edilemezdi. Elinde silah bile olmadan, evet, canını vererek bu ülkeyi savunamazdı. Buna iradesi, inancı yetmezdi. Kesinlikle. Başımızın tacılar. Şimdi madem aynı yerden devam ediyoruz, şuradan gidelim. Ben çok daha genel, bütün kurumları kastederek, her kurumun nitelikli yönetilmesi, her kurumun değerler eğitimi ve bütünselliği olduğunu bahsederek, evet, eğitimden örnekleyerek verdim ama daha geniş düşünmeye çalışsın dinleyiciler. Şimdi o zaman eğitimden yine gidelim. Geçen hafta bir şey söyledik, hatırlıyor musun? Aç parantez. Ben iddia ettim, hatta bana eminim ki çok yansıtmadılar ama ne takdir ne eleştiri çok fazla gelmedi. Ben hiçbir kurumun yöneticisinin o mesleğin içinden gelmesi gerektiğine kesinlikle inanmıyorum. %100 inanmıyorum ve illa tercih etme şansım olursa, tam tersi, kurumun içinden yetişmiş birine değil, kurumla çok fazla bağı olmayan bir başka profesyonel yönetici tarafından yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Pedagojiyi almış, psikolojiyi almış, insan davranışlarını almış, ödül ceza sistematiğini almış, dini eğitimlerini almış. Yani komple yönetmeye müsait gelişmesi tamamlanmış insanlar, evet, yönetmeli. Evet, onlar her mesleğin içinde ne yapılması gerektiğini, teknik ve diğer bütün durumları o kurumun içinde duayen olmuş ya da yetenekleriyle öne çıkmış insanlardan danışma alarak devam etmeli. Ama karar verici, evet, yönetici, yönlendirici o mesleğin içinden gelmek zorunda değil, hatta mümkünse gelmesin. Değil mi? Bunu demiştik, değil mi? Şimdi devam edelim. Lütfen. Mesela ömrünü eğitim sektörüne vermiş birisi bir okulun başında idareci olursa, özel okul veya gayri resmi bir okul veya başka bir okul, gayri resmi kelimesi yanlış oldu tabii ki. Özel okul ya da devlet okulu diyelim. Hiç fark etmez. Evet. Bir eğitimci bir eğitim kurumunun başında idareci olmuşsa, evet, bir inşaat mühendisi bir belediye başkanı olmuşsa, ne bileyim bir başka yerde o mesleğin içinde yoğrulmuş birisi, o mesleğin mutlak karar vereni olmuşsa mesela. Bir bakıyorsunuz bir eğitimci için çocuğun ara sıra azarlanması, ya da dinlenmemesi, duymazlıktan gelinmesi, duyguların ciddiye alınmaması o eğitimci için, ya Türkiye'nin çok başka problemleri var, çocuk bunları da görsün, ara sıra azarlanacak, belki tokat yiyecek ya da ne bileyim belki ödevini yapmadığında kulağa çekilecek ya da ne bileyim işte sınıfın içinde salak denebilir çocuğa mesela. Evet. Ne var? Diyebiliyor bir eğitimci. Belki bakış açısı kendi baktığı yerden doğru. Türkiye'nin başka problemleri var, çocuk bunları da görmeli, öğretmen döver de sever de. Bu cümleyi kabul edelim. Bu eğitimcinin bir zaafı olsun. Evet. Ama aynı olayı bir gerçekten başarılı, bilimsel değeri, bilimsel eğitim almış olan bir pedagoğa, bir psikoloğa, bir bu işin araştırmasını yapan üniversiteye danıştığınızda çocuğa tek bir kez bile sınıfta bir öğretmenin salak demesi çocuğun bütün verimini düşürebiliyor. Kesinlikle. Bakın bu kadar kaba bir kelime kullandım. Evet. Şimdi biz ruh sağlığını araştırma konusu yapmış olan, birinci görevi bu olan
bir araştırma üniversitesine, bir bilim adamına, bir psikoloğa, psikiyatriste, bir profesöre, bu sektöre her türlü emeği veren insana mı inanacağız? Yoksa öbür tarafta çocuğa bazen biraz sert davranabiliriz, ne olur ki diyen öğretmene mi düşüneceğiz? Bu öğretmen bu davranışa girdiğinde, çocuk aileye getirdiğinde, aile idareye götürdüğünde, idare ne olmuş ya, biz neler yaşadık? Zincirleme olarak bütün topluma yansımış olur zaten. Çünkü onun geldiği standartta muhtemelen kendisi de yapmıştır. Çocuğu azarlamak çok da problem değil. İşte o zaman o değerler eğitiminin dışına taşıyor. Çünkü değerler eğitimi ona ait bir alan değil. Evet. O onunmuş gibi davranıyor. Ama ne oluyor? Otomatik olarak bir bakıyorsunuz, çocuğa bağırmak eğitimin bir parçası ve hoş görülebilir standart içine giriyor. Ama öbür tarafa gidiyorsunuz. Öbür taraftaki diyor ki, çok büyük travmalar çocuğun 2 yaşından başlıyor duygusal gelişimi en şiddetli haliyle. Birçok evet. açıdan da 2 yaşına kadar tamamlanıyor. Evet. 7'li yaşlara kadar karakter oturuyor. 10'lu yaşlarda çocuk artık duygusal bir bütün haline geliyor. Şimdi biz nasıl yapacağız? İşte bir eğitimciyi, bu işi en iyi bunlar bilir diye bir yönetimin başına getirirseniz aslında eğitime verdiği yarar kadar zarar olduğunu görebiliyorsunuz. Evet. Bir inşaat mühendisini, bir mimarı doğrudan belediye başkanlığı yapabilir der, oraya layık görürseniz bir bakıyorsunuz mesleğinin getirdiği bütün duygusal öğrenilmiş çaresizlikleri, öğrenilmiş davranışları, her şeyi metrekare olarak görüyor. O şekilde bakıyor. Bir bakıyorsunuz ki sosyal psikolojiyi unutmuş, yeşilin tabiata kattığı değeri unutmuş. Belki birçok şeyi sayısal, dijital ve matematik olarak görüyor. Evet. Bir psikiyatristi getiriyorsunuz, sadece belediye başkanı yapıyorsunuz veya bir yönetici. Bir bakıyorsunuz herkesi acaba ruhsal hasta mı diye bakıyor. İşte bir ne bileyim emniyet jandarma mezun bir kişi ister istemez şüpheci tavrıyla öne çıkıyor. Evet. Şimdi, mesleki deformasyon değil mi bunun adı? Aslında bunlar doğru kullanırsak avantaj. Yani bunların hiçbirisini ben o meslekleri eleştirmek için vallahi bunu billahi kullanmıyorum. Halk ağzıyla konuşuyorum. Evet. Bunu diplomatik konuşalım. Tarzı bir parça bırakıyorum kenara. Her bir mesleğin duayenleri o meslek için olmazsa olmaz insanlar. Ben vurguyu başka bir yere çekiyorum sevgili Seçkin. Evet, diyorum lütfen. Ki kurumlar kendi kurumlarıyla olabildiğince mesafeli, ancak yönetişim eğitimlerini almış, yönetim tekniklerini almış, mütevaziliği, başarısı arttıkça daha çok mütevaziliği artıran ama buna karşılık verdiği kararın arkasından da sonuna kadar duran ama kararı verirken de bütün açılardan anketleriyle, bilimsel çözümleriyle, her türlü tedbiriyle, araştırmasıyla alan idarecilerden bahsediyorum. Onlar ki bu idareciler, ki bu aile büyükleri, ki bu yöneticiler, ki bu öğretmenler bir şeyi söylediğinde sesini yükseltmek zorunda kalmaz inandırmak için. Çünkü en düşük sesle bile söylese söylediği şey doğrudur ve arkasında duracaktır. Evet. Sesini yükselten insan söylediğinden emin olmayan ya da sesini duyuramayan insandır çoğunlukla. Evet. Değil mi? Ama biz kararlılığı, güçlülüğü, doğru kararı veren ve arkasında duranla yorumlayacağız. Baskın yanlış olmak kararı gibi bile arkasında durulur cümlesi kadar tehlikeli bir cümle var mı? Yanlış bile yapsan arkasında dur. Yok böyle bir şey. Kesinlikle bu anlayış söz konusu olamaz. Buna inanan bir insan yönetici olursa ne olacak? Yani tekrar ediyorum. Biz mesleğin önde gelen insanları o kurumların yönetiminde danışman kullanalım. Evet. O kurumlarda eğitim danışmanı yapalım, inşaat danışmanı yapalım, proje danışmanı yapalım, iş danışmanı, reklam danışmanı, bir sürü şey yapalım. Ama bu yönetici birinci derecede bu meslekten gelmek zorunda değil, gelmesin demiyorum, gelmek zorunda değil. Evet. Tamamen tarafsız bir şekilde gelebilir. Olmalı. Mesleği yöneticilik olmalı, mesleği danışmanlık olmalı. Evet. İnsan kaynaklarını, maddi ve manevi kaynakları çok iyi kullanmalı. Bir tarafta yaptığı binanın şekliyle bile bir dini inanca zarar verebilecek bir mimar olabilir. Evet. Bu aklına gelmeyebilir. Aklın ucundan geçmez. Sanatsal değeri çok yüksek olduğu için bir heykeltıraş o heykeli yapabilir. Evet. Ama o heykeli o okulun bahçesine koymak, o iş yerinin bahçesine koymak, o idarecinin bütün unsurları hesaplayabilmesinden geçer. Bir siyasetçinin, bir yöneticinin çok yönlü bakılmalı değil mi? Tabii. Yani çok yönlü bakılmalı. Bütün açılardan bakılmalı. Evet. Bu sokakta toplayabileceğimiz, sıradan hayatlarımıza sağlayabileceğimiz bilgi çoğu zaman olmayabilir. Evet. Öğrenilmiş davranışları, bu tür yöntemleri, bu tür hassasiyetleri verebilen eğitim sektörü olmalı, branşlar olmalı, dallar olmalı. Bakın iletişim fakülteleri var. Kesinlikle. Mahalli idareler, üniversitelerimiz, fakültelerimiz var. Evet. Dolayısıyla bu tür yerlerde daha kaliteli eğitimi vermeyi hedefleyip başarıp buralardan mezun olanları mesleği yöneticilik olanları yönetimlere taşımak daha çok gerekiyor. Kamu yönetimi okuyoruz, işletme okuyoruz. Bunlar açık öğretimde okunacak en hafif unsurlar olarak görülüyor. Ama belki de bu ülkeyi en fazla kurtarmaya talip olması gereken meslekler bunlar. Evet. En çok işletmenin, kamu yönetiminin bu tür alanların desteklenmesi gerekiyor. En çok psikiyatrinin, psikolojinin, eğitim danışmanlığının, aile danışmanlığının desteklenmesi gerekiyor. Evet. Dolayısıyla uzun yıllar işin başında durmuş kimseler değil de daha çok yönetme kabiliyeti olan
Daha pozitif, öne çıkarılmalı. Evet, burada daha... da vurguyu tekrar vuruyorum. Evet. Eminim dinleyen insanlar arasında katılmayanlar olacak ama iyi niyetimi muhakkak hoş görsünler. Estağfurullah. Mesajım şu. Mesleğinin getirdiği öğrenilmiş davranışları, dezavantajları, fobileri vesaireleri mesleğe taşımaması için kendisinin doğrudan yapmadığı alanlarda hiçbir ön yargısı vesairesi olmayan profesyonel yöneticilerin şirketlere ya aktif danışmanlık yapması ya başına geçmesi gerekiyor. Evet. Bunun için bile düşünün, finans sektöründen danışma alıyorlar, eğitim sektöründe danışma alıyorlar, siyaset eğitim okulları var, hükümet liderlik okulları var. Evet. Bunların hiçbirisi boşuna değil. İnsanları belirli bir süzgeçten geçirip bir yere getirmeniz gerekiyor. Bir tecrübemden bahsedeyim. Ben lütfen. 30 yıla yakın bir dönemi iletişim danışmanlığı şeklinde gerçekleştirdim. Evet. Ve asla 1 lira bir kaygı gütmedim. Bir bardak çay içmişsem muhakkak bir bardak çayı da ben ikram ederek hareket ettim. Kesinlikle özgürlük temelinde ve kesinlikle gönüllülük üzerine iletişim danışmanlığı yaptım, yapmaya çalıştım. Evet. Ve bir keresinde benim önüme şöyle bir şey geldi. Bir şehri yönetmeye talip olan kadrolar, onu yönetmek için seçecekleri listeleri, işte bugün muhtarlık azaları, meclis üyelikleri falan gibi düşünün. Evet. Bu tür şeyleri daha öncesinden bir eğitime, bir iletişim seminerini almaktan bahsettiler. Hoşuma gitti, güzel olur dedim. Ancak siyaset çok fazla girmek istediğim bir alan değil. Fikir evet. verebilirim, yardım. Ama dediler lütfen bir toplantımıza girer misiniz? Bir toplantıya girdik. İstanbul'dan çok büyük, binlerce dolar, büyük rakamlarla hizmet verebilirim diyen bir danışmanlık şirketi temsilcisi geldi. Evet. İşte listeleri oluşturacak olan yetkili kişilerden birisi orada vesaire. Orada avukat kardeşimiz, arkadaşımız vesaire falan var. Bir toplantı gerçekleşti. 1,5 saat boyunca aday adaylarının ve aday olanların eğitilmesinden falan bahsedildi ve danışmanlık şirketi sahibi döndü, şu soruyu sordu. Arkadaş kim? Selahattin Uzun. Neden burada? Biz davet ettik, gözlemci olsun istedik. Ama hiç konuşmuyor, hep biz konuşuyoruz. Ben gülümsedim, ben izlemeye geldim. Çünkü bana biçilen misyon buydu, ben de bu niyetle geldim. Çünkü bu benim alanım değil, benim işim değil, çok girmek evet. istediğim bir alan değil. Evet. Peki bir şey söylemeniz gereken ne söylersin? Ne söylersiniz dedi. Vallahi haddimi biraz aşacağım ama dedim. Hep dedim, birilerinin listeleri eğitmesinden, insanların yönlendirilmesinden bahsedilerek toplantı gündeme oturtuldu. Ama dedim bir cümleyi duyamadım ben. Nedir dedi. Ben inanıyorum ki dedim, siz eğer mahiyetinizdeki insanların eğitiminden, eğitilmesinden, iletişim seminerlerinden, yönetim seminerlerinden geçmesini istiyorsanız bu çok lezzetli. Fakat dedim hiçbir organizasyon liderini geçemez. Eğer dedim böyle bir çalışmaya girecekseniz tam da bu listeyi seçecek olanlar, kim yönetecekse, kim seçiyorsa, bu işin başında kim varsa, bu isimlerin eğitilmesi, öğretilmesi gerektiğine inanan kim varsa bizzat karar vericilerin kendisi de burada olmalı. Önce bu eğitimden geçmeli. Evet. Yani en üst düzeyde yönetici kimse, sivil toplumda veya kamuda, onlar iletişim seminerlerine girmeli, pedagojiye girmeli, psikolojiye girmeli, formasyona girmeli, sosyal psikolojiye, toplumsal bunlara hatta, girmeli. Evet. Ondan sonra onların yönettiği alt yöneticiler, üst yöneticiler, ara yöneticiler, kamu yöneticileri, kurum üst düzey yöneticileri, kurum ara yöneticileri, alt yöneticileri hepsi eğitilmeli. Ve ondan sonra onların işçileri, mutfakları, ne bileyim meclis üyesi listeleri ve diğerleri, her kimse. Ama maalesef biz kendimizden başlayarak eğitilmemiz gerektiğini, evet. iletişim seminerleri almamız gerektiğini, danışmanmamız gerektiğini hiç düşünmeyiz. Ama bizim yöneteceğimiz kitleleri daha iyi yönetelim dercesine eğitime tabi tutulsun deriz. Evet. Hayır, her şey sizinle başlıyor. İsterseniz Amerikan başkanı olun, isterseniz sokakta yerleri süpüren birisi, isterseniz başka bir şey. Her meslek kendi içerisinde kutsal, evet. her insan kendi içerisinde bir değer ve herkes çocuğu için anne baba ve yaradandan sonraki en yüksek değer. Evet. Yani ne kimseyi hor görmeye hakkımız var, ne kimseyi üst görmeye hakkımız var, evet. ne birinin altındayız, ne birinin üstündeyiz. Kesinlikle. Ama şu bir gerçek ki biz bazen kendimiz egomuzu aşmakta zorlanırız. Her kendimize şeyi dışarıdan bakamıyoruz. Evet. Başkasını yönetecek gücü kendimizde, haddi kendimizde buluruz. Evet. Ancak en çok yönetilmeye ihtiyacı olanın kendimiz olduğunu çoğu zaman kaçırırız. İşte bu yüzden tekrar başa dönersek insanlar kendilerini daha sağlıklı görmekte zorlanacakları için ve mesleklerinden gelen mutasip düşüncelerini, fobilerini, korkularını farkında olmadan mesleğe yansıtabilecekleri için evet. ya bir yerin yöneticiliğini doğrudan profesyonellere bırakmalılar ya da kendilerine, mütevaziliklerine, amaçlarına, gayretlerine güveniyorlarsa muhakkak ihtiyaçlar olan hangi noktadaysa birden fazla alanda o konuda yardımcı olmalılar. Danışma almalılar. Evet.
Bunu yatırım maliyetinin içinde görmeliler. Yatırım maliyetinin içinde görürse yatırımcılar marka değerinin çok hızla yükseldiğini ve maddi manevi kazandığını görür. Evet. Ama elindekini, varını, yoğunu bir yere dökerek bu işi de en iyi bu bilir diyerek o mesleğin içinden birilerini getirirseniz kurumların başına bütün zaaflarıyla beraber gelir. Onu olumsuzluklarıyla da almış olursunuz değil mi? Ben de bunu söylemek istiyorum. Farkında olmadan evet, çok uzattım de. Bilmiyorum. Yok estağfurullah olur mu? Lütfen. Ama biz bu ülkede danışma sektörünü muhakkak getirmek zorundayız. Nitelikli, profesyonel anketleriyle, saha çalışmalarıyla, duygusal çözümleriyle, çift taraflı veri alışverişiyle hizmet kitlesinden dönenleri ve hizmet kitlesine kendi dönerek bu kanalları sağlıklı çalıştıran, tüm bunları bir arada yönetebilen, bütün dengesizlikleri dengeye getirebilen profesyonel insanlardan yardım almalıyız, yatırım maliyetlerini içine sokmalıyız. Evet. Bir küçük değerli şu değerli yorumlarınıza bir küçük örneklemeyle desteklemede bulunmak istiyorum. Bakın evet. Biz sevgili dinleyenlere burada yaklaşık olarak 2 aydır, 3 aydır belki biraz daha fazla Kültür Sanat Kafe programı adı altında bir takım sanatsal paylaşımların olduğu ve toplumsal bir takım çözümlemelerimize yer verdiğimiz bir program düzenliyoruz. Ve inanın bakın ben bunu daha önce de dile getirdim zaten. Ben bu sektöre çok yabancı bir insandım. Ben öğretmenim ve bu işleri hiç bilmeyen bir insandım. Dolayısıyla genel yayın koordinatörümüz bana yardımcı oldu ve büyük oranda destek oldu sağ olsun. Buradan kendisine selamlarımızı, saygılarımızı iletelim. Sevgili Negromuz Hasan abimiz çok yardımcı oldu. Onun desteğiyle sevgili dinleyenlerle buluşup sevgili dinleyenlere, değerli vatandaşlarımıza bir takım paylaşımlar, bir takım tespitlerde bulunmaya çalışıyoruz. Dikkatimiz, yeteneğimiz buna el verdiğince. Şimdi Hasan abi bana izin vermeseydi, rıza fırsat göstermeseydi, verdi, fırsat güvendi, evet fırsat vermeseydi belki dinleyicilerle bu tarz bir program yapma fırsatımız hiçbir şekilde olmayacaktı. Belki de bu sektörü hiç tanımayacaktım, hiç bilmeyecektim bile. Genel işleyişi nedir, nasıl yürür, hiçbir şekilde vakıf olmadığım bir konu. Ama dedi ki sağ olsun hocam bu program formatı bizim için uygundur. Çok da yararlı olacağına inanıyorum. Lütfen bu programı yapın dedi ve sağ olsun desteklerini esirgemedi. Şimdi çok değerli diğer arkadaşların yardımları, gözetimi, programa çıkmadan önceki verdikleri destek ve hazır hale geldikten sonra kesinlikle program verdikleri o emek ortaya çıkan da bir sonuç değil mi? Evet. Dolayısıyla Radyocan ailesine ve sevgili genel yayın koordinatörümüze Hasan abimize çok teşekkürlerimi sunuyorum. Yani anlattıklarınıza küçük bir örnek olacaksa oluşturması gerekirse aslında bu işten yani diploma yönünden eğitim almamış insanlara da kabiliyeti olduğu ölçüde destek olmalı ve onların doğru bir şeyleri inşa edeceğini inandığımız vakit onlara destek olmalıyız değil mi? İşte yani benim de dilim çok sürçtü. Çok özür diliyorum sevgili dinleyenlerden. Çok güzel bir örnek yerine oturdu. Evet. Özel olduğu için paylaşmayayım ama mesajını paylaşayım. Diyelim dedim sen altınsın. Evet. Seni tartan sarraf değilse ne olacak? Değil mi? Değil mi? Yani sarraf altının değerini ölçebilir. Evet. Ya da siz sarrafsınız ama önünüze gelen altın değil ne olacak? Yani altınla sarrafı buluşturmak maharet. Bakın mesela sevgili yatırımcımız değil mi? Ortağımızdan birisi ERT İnşaat Erkan Bey. Erkan Bey evet değerli patronumuz. O kadar güzel yatırımlar yapmış ama doğrudan müdahalesini hiç hissetmiyoruz fakat eli gözü sürekli üzerimizde evet, ihtiyaçlarımızı görmeye çalışıyor. Kime güvenerek? Bizlere güvenerek, bizlere sizlere güvenerek. Bizlerin organizasyonunu yapan sevgili Hasan Akın'a Negro'ya güvenerek yapıyor. Evet. Negro uzun yıllar mücadele etmiş, radyonun bütün alanlarını görmüş, çekirdekten gelmiş ve en sonunda artık yönetme yeteneklerini, birikimlerini aktaracak noktaya gelmiş. Evet. Ama biliyor musun sevgili Seçkin, ki sen de şahitsin, dinleyiciler de duysun diye söylüyorum. En küçük bir fikri bile o kadar ciddiyetle dinleyip, dikkat alıp üzerinde o kadar uzun düşündükten sonra... Mesleğinde uzman. Tabii yani şimdi fikre açık. Yani koskoca bir marka haline, Tekirdağ'ın gururu haline gelmiş bir isim mütevaziliğiyle duygulandırıyor insanı. Evet. Şimdi o 20 yıldan sonraki, ben 20 yıldır tanıyorum, beraber Kanal 9 çatısı altında da bir şeyler yapma fırsatı bulduk. Evet. Bu kadar donanımına rağmen mütevaziliğini zerre-i miktar kaybetmemiş ve bu kadar donanımına rağmen de vermesi gereken doğru kararı vermesi gerektiğinde veriyor. Evet. Eğer yanlış demesi gerekiyorsa, hayır demesi gerekirse hayır diyor. Ama bunu yaparken de kullandığı üslup seni kırmıyor. Kesinlikle. İşte böyle insanlardan bahsediyoruz. Değil mi?
Kaç yani olması gereken insan profilini vurgularken bunu söylüyoruz. Hemen bir reklama gidelim, sonrasında değerli sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim bir efendim. Bir şiirle devam edelim. Evet. Ve reklama gidelim. Zaman yetmeyecek. Evet. 93.4 Radyo Can'da bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyoruz efendim. Hasan Seçkin Oktar ve Selahattin Uzun'un hazırlayıp sunduğu Kültür Sanat Kafe devam ediyor. Evet sevgili dinleyenler, 93.4 Radyo Can'da Kültür Sanat Kafe'de bizlerlesiniz. Sevgili Selahattin abim sağ olsun, değerler eğitimi kapsamında çok güzel yaklaşık 2 saate yakın bir söyleşide çok güzel tespitlerine yer verdi. Değerli yorumlarını bizlerle paylaştı. Bu arada mesajlarını bizlere gönderen sevgili dinleyenlerimize buradan çok 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 teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz efendim. Bir küçük bir şey, bir ekleme yapmak istiyorum. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ederken. Şimdi eğitimcilerin bu konuya nasıl baktığını vurguladık ve nasıl bakması gerektiğinin altını çizdik. Fakat aslında önemli olan bu işi ne kadar dediğiniz gibi çok yönlü ele aldıkları ve artısıyla eksisiyle nasıl değerlendirdikleri. Bazı kurumsal firmaların marka değeri oluştururken ki stratejilerinin ne doğrultuda olması gerektiğini çok güzel tespitler ve yorumlar çerçevesinde bizlere sundunuz. Şöyle söylemek istiyorum. Biz eğitimciler öyle bir milletin kaderi çizgisinde öyle bir rol oynuyoruz ki Allah başımızdan eksik etmesin. Amin inşallah efendim, sizlerin de teveccühüyle öyle bir rol oynuyoruz ki bakın evlatlarımıza ne öğretirsek, nasıl örnek olursak onlar bizden onu aslında bize belli etmeseler de alıyorlar. Yani kesinlikle şöyle alıyorlar, kesinlikle. Bu noktada aslında bir anlamda ciddi olarak insanın öz eleştiri yapması gerekiyor. Yani öğretmenini seviyorsa öğrenci, tabiri caizse efendim, o öğretmeninin çok güzel bir yere değindiniz. Hemen onu da vurgulamak evet. adına bu parantezi açıyorum. O öğretmenin fobileri, hayata dair korkuları resmen o öğrencinin fobisi. Devir hobileri alıyor. De evet, hobileri de o öğrencinin hobisi haline geliyor. Yani dolayısıyla belki de ailesinden sonra hayatta rol model olarak aldığı önemli kişilerden birisiniz. Belki bir devlet büyüğünü, belki bir devlet kurumunda önemli bir yöneticiyi, bürokratı örnek almıyor da öğretmenini örnek alıyor. Toplumun bizlere baktığı, verdiği değer ve bizlere olan bakış açısı aslında belli. Dolayısıyla biz eğitimciler bu konuyu incelerken çok büyük bir hassasiyetle, çok bakış açısını çok geniş tutarak ele almamız gerekiyor. O yüzden çok değerli bir noktaya, çok önemli bir noktaya dikkat çektiniz efendim. Peki ben konuşmamıza devam ederken hemen gündemimizle alakalı olarak bu 31 Mart yerel seçimleriyle alakalı da bir şey söylemek, bir hatırlatmada bulunmak istiyorum sevgili dinleyenlere. Vatandaşlık görevlerimizi ne kadar iyi yaparsak, seçimlerimizin takibatını ve desteklediğimiz siyasi parti her ne olursa olsun, yaptığımız yardımları doğru şekilde önlemlerini alarak halkımıza ulaştırmaya çalışırsak, verdiğimiz kararlar o doğrultuda bize dönecek ve doğru, çağdaş ve daha uygun, daha halka verimli olmuş tercihi daha doğru yapmış olacağız. Değil mi? Evet. Hemen 31 Mart yerel seçimleri öncesinde bunun da bir hatırlatmasını yapalım. Sandık görevlilerinin hassasiyetle ve görevlerinin başında olmaları bizler ve sevgili vatandaşlar ve sevgili dinleyenlerimiz için çok 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 önemli. Çok. Peki, asıl konumuza dönecek olursak. Bireysel ve eğitim danışmanlıkları oluşturulmalı dedik ve konuya birazcık daha objektif bakabilen, yönetme kabiliyeti yüksek insanlara da toplum içerisinde bir takım rollerin verilmesi gerektiği ve özel kurumlar olsun, devlet kurumları olsun bir takım yetkilendirme ve görevlendirme sistemini oluştururken bunların da göz önünde bulundurulması gerektiğini dile getirdik. O zaman sizin çok fazla teknik konulardan konuştuk. Sevgili dinleyenleri evet. de biraz daha sıkmamak adına değerler eğitimini kapsamlıca onların da bizlere saygı gösterdiği ve dinlediği, sevdiği, desteklediği ölçüde dilimiz döndüğünce dile getirmeye çalıştık, ele almaya çalıştık. Fakat bir şiirle ben yayınımıza devam etmek evet. istiyorum. Evet. Varsa şöyle Var. Güzel ben bir kendi şiirimiz. Kendi şiirlerimden okumaya çalışayım. Diğer konuştuğumuz konuyla ilgili son cümleyi şöyle altına tekrar çizelim. Lütfen buyurun. Yani hayatı boyunca çok mesleki olarak iyi bir mühendis aynı alanda bir
firma kurduğunda iyi bir yönetici olacak anlamına gelmiyor. Evet. Toplumun önünde gıpta ile eğildiği, saygı duyduğu bir öğretmen bir okulun başında olduğunda okulu çok iyi yönetecek anlamına gelmiyor. Evet. Mesleğinde çok başarılı bir doktor bir hastane açtığında mükemmel bir hastane yöneticisi olacak anlamına gelmiyor. Evet. Çiçek yerinde, dalında güzel, herkes kendi mesleğinde güzel, yönetmek başka bir şey. Mesleğinde iyi olmak o meslekte iyi bir yönetici olacağı anlamına gelmiyor. Evet. Kurumsallaşırken, şirketleşirken, firmalaşırken mesleğini çok iyi bilen insanların yönetici olmasını değil, mesleğini çok iyi bilen insanları çok iyi yönetip yönlendiren başka mesleklerden gerekirse danışmanlar, yönetmen, bir takım, evet, yönetme yeteneğine dair eğitim almış olan yöneticilerin İnsanlar seçilmesi olmalı. Ve mesleğinde duayen isimlerin işin başına değil, işin danışma kısımlarına alınmasının işletmelere ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Peki. Diyelim. Evet. Haddimizi aştıysak, her türlü meslek grubundan, her türlü eğitimciden, her türlü yöneticiden gerçekten başımla beraber özür dileyim. Ne söylüyorsam daha iyisi olsun diye söylüyorum. Amacımız kimseyi kırmak asla değil. Hele kırılmak için hiç kimse konuşmaz. Evet. O zaman benim bir şiirimle devam edelim. Lütfen buyurun. Yine canımız yanmış. Yine aşka dair yazmışız işte. İnşallah beğenilecek şekilde okumaya çalışalım. İnşallah. Buyurun. Evet. Hep giderken çok sevdim ben. Ya sen benden giderken, ya ben senden giderken. Kalmayı beceremedim hiç. Gidip gidip dönmelerini sevdim. Gelip gelip bulamamalarını. Sen gibi seven var mı diye dolaştım her yana. Ben gibi seveni aradın sen de belki. O kadar çok sen vardı ki her yerde. Ben herkesi sen sanarak sevdim. Sen herkese ben sanarak sövdün. Ne sen sevmekten vazgeçebildin, ne ben sövmekten. Seve seve vazgeçtik işte. Seve seve vazgeçtik birbirimizden. Aşk yine çıkmak sokaklarda bekler bizi. Kim bilir belki birbirimiz için değmeyecekken ben yine sende gidişini sevdim, sen yine bende gidemeyişini. Demişiz bir dönem. Evet, ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Gerçekten duygularınızı çok iyi aktarmışsınız. Buradaki zaten ilk olarak ele aldığımız nokta, unsur, duyguların anlatımı, kelimelerin seçimi ya da işte ne bileyim kullandığınız teknik sonrasında geliyor. Biz evet, o duygunun geçip geçmediğiyle ilgileniyoruz. Evet. Sanat kısmı burada zaten ortaya çıkıyor. Sevgili dinleyenleri de şiir yazmak konusunda birazcık daha teşvik edelim ve cesaretini sizlerin de yazılarına nereden ulaşabileceklerine dair bir küçük hatırlatmada bulunalım isterseniz. Yine en kolay, sağ olsun dinleyicilerin takibi, şiir severlerin takibi, okuyucuların takibi ile biz her geçen gün Google sıralamalarında daha üst sıralara çıkıyoruz. Google'a sadece adımızı, soyadımızı Selahattin Uzun, Selahattin Uzun olarak yazdığınızda Google ilk sırada hemen hemen ikinciye bırakmıyor bugünlerde. Selahattinuzun.com'u şiirler, yazılar ve sözleri direkt olarak çıkarıyor. Selahattin Uzun şiirleri yazdığınızda da çıkacak. Selahattinuzun.com'da yazılarımız, şiirlerimiz, sözlerimiz, yorumlarımız var. Radyo programlarımızın videoları yine Selahattinuzun.com'da var. Aramayı yine Google'da Selahattin Uzun olarak yaptığınızda videolar bölümünde Kültür Sanat Kafe'yi, Gülizar Hanım'ın, sevgili Gülcan Hanım'ın şiirlerimizi seslendiren diğer dostlarımızın seslendirmelerini video olarak da bulabiliyorsunuz. Sizler böyle destekledikçe biz daha çok şey üretmeye çalışıyoruz. Ve inanın artık çok bilinen, tanınan, Google'da rahatlıkla ilk sıralarda yakaladığımız bir siteye dönüşmemizi sağladınız. Bizim şiirlerimiz, radyo programlarımız, yazılarımız çok hızlı şekilde çoğalıyor. YouTube abone sayılarımız artıyor, paylaşımlar artıyor, çok güzel yorumlar geliyor. Uluslararası destekler gelmeye başladı. Bu arada her mesajı yanıtlayamayabiliyoruz, bazı şeyleri kaçırabiliyoruz. Evet, lütfen sevgili dinleyenler lütfen kusura bakmasınlar. Gönül koymayın, evet, kırılmayın. Yoksa geç de olsa her mesajı okuyoruz. Tekrar dönmeye çalışıyoruz. Bu arada sizin seslendirmelerinizi, sizin yazılarınızı, sizin şiirlerinizi de gönderin. Başkasına ait bir seslendirme olabilir, kendi yazdığınız bir şiirin seslendirmesi olabilir. Bizimkileri seslendirirseniz tabii daha da onore oluruz. Sizden gelen her şeyi tekrar size vermek üzere buradayız. Sevgili Balcana köyümüzün yöneticisi, grup yöneticisi Metin Çabuk'un yaptığı gibi tekrar sevgi selamlar. Evet. Ben en son birkaç cümleyi şöyle sarf edeyim. Bizden sonra sevgili Murat Dede Pop Saati yayınıyla heyecanla takip ediyoruz. Çayınızı kahvenizi için ve saat 5'te tekrar burada olun diye tavsiye ediyoruz. Evet. Biz de onu yapacağız. Biz bazen yazarken, çizerken, konuşurken farkında olmayız. Karşımızdaki uzun cümleler kurar. Biz kısa kısa iki kelime söyleriz. Ben onu şöyle söylüyorum.
Benim için belki bakarız evet hayır demek kadar basitti hayat. Bu bir sözümüzün, bir şiirimizin dizeleri. Bir parçası, evet. Ama şunu eklemişiz sonuna. Bizim için belki bakarız evet hayır demek kadar basitti hayat. Ama sevdiklerimize verdiğimiz değer kadar uzun cümleler kurduk. Kurdum demişim. Çok güzel nitelemişsiniz. Bana bir çok şey birisi güzel yazıyor. Ben tam doğru anladığımı anlatmak ve doğru anlatmak için kendimi uzun cümleler kullanıyorum. Karşı taraf kimi zaman yazarken tak iki tane kelime söylüyor. Yüzlerce anlama geliyor benim için, benim gibi hassas birisi için. Evet. Arkasından bunu mu söyledin tarzında bir şey söylüyorsun ya da daha basit bir şey söylüyorsun. Yine iki kelimeyle sen beni yanlış anladın, böyle mi anlıyorsun tarzında tak. Bir yanıt geliyor. Yanıt geliyor, iletişim kesiliyor. Evet. Bir bakıyorum ben paragraflar içerisinde 100 kelimeyle derdimi anlatmışım herhangi bir cümleye girişte. Evet. Karşı tarafa bakıyorum iki kelime gitmiş ve iletişimin bozulmasını bana sen diyor beni dinlemiyorsun diyebiliyor. Neden bunu anlatıyorum? Günlük yaşamda da böyle. Karşımızdakinin gözüne bakmadan konuşuyoruz. Sesini gerçekten duymadan dinliyoruz. Başka bir şeyle ilgilenirken onu dinliyoruz bir şekilde. Onun bize kendini anlatmak için ne kadar çok cümle kullandığını kaçırıyoruz ama bize kullandığı cümle kadar cevap vermiyoruz. Çok konuştuğuna karar veriyoruz. Ne alakası var? Sana verdiği değer kadar konuşuyor. Değil senin mi? Ona verdiğin değer iki kelime iken bile sana verdiği değer kadar konuşuyor. Lütfen insanların sizinle iletişim kurmaya çalışırken fazlaca kelime kullanmasını bir zaaf olarak yorumlamayın. Ama yazarken ama konuşurken onlar size ne kadar değer verdiğini anlatmak için bildiği bütün dilleri, bütün kelimeleri kullanmaya çalışıyor. O yüzden konuştuğunuz kadar dinleyin, dinlediğiniz kadar konuşun. Size insanlar kaç kelime hitap ediyorsa o kadar kelimeyle geriye dönün. Kaç dakikasını ayırarak sizinle iletişim kuruyorsa o kadar dakika iletişim kurun. Onlar size sabahları günaydın diyorsa siz de günaydın deyin onlar daha yazmadan. Evet. Onlar size tebessüm ediyorsa siz de tebessüm edin onlar size etmeden. Çok değil ayna gibi olun sevdiklerinize. Emin olun aynı şeyi size vermeye başlayacaklar. Ama şunu asla unutmayın. Vermediğiniz hiçbir şeyi alamayacaksınız. Vermeden almak sadece Allah'a mahsus diyelim. Kesinlikle. Ve programı kapatmak için ben son kelimelerimi söyleyeyim. Sözü sana bırakayım. Estağfurullah. Sevgili buyurun. Murat dedenin hazırlık yapması için ve arkadaşları geliyorsa onlara da vakit bırakmış tanıyalım. Olalım. Evet. Yine niyetimiz iyi şeyler yapmak ama herkes iyi şeyler yaparken farkında olmadan kırabiliyor. Biz ne söylediysek daha iyi olsun diye söyledik. Sözümüzden kırılan varsa kırılmasın. Biz onları çok seviyoruz. Katkımız desteğimiz olursa vermeye bütün konularda devam ediyoruz, evet, edeceğiz ve sağlıklı olduğumuza, tek parça olduğumuza, çoluğumuzun, çocuğumuzun, ailemizin, ölümcül bir hastalığın pençesinde olmak yerine sadece bizlere kırıldığına bakarak güç bulalım, teselli bulalım, kırdığımız gönülleri almak üzere hayatlarımıza geriye dönelim, insanlara geriye dönelim. Yine söylüyorum, her gün milyon kere baştan başlamaktır hayat ve ben sevdiklerime her gün yeniden başlarım. Siz de öyle yapın. İşte hayatın sırrı, son sözümüz bu olsun. İşte mutluluğun sırrı. Hayatı ciddiye almayacak kadar ciddi olun yeter. Tüm dinleyicilere, izleyicilere sevgiler, saygılar sunarak Radyo Can'da yayınımızı kapatmış olalım. Ben son sözümü söylemiş olalım. Sizleri çok seviyoruz. Siz de bizleri sevmeye devam edin. Sevgiyle, saygıyla kalın. Hoşça kalın. Peki. Sevgili Selahattin abime bu değerli yorumları ve bizlere sunduğu değerli paylaşımları, şiirleri için çok 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 teşekkür ediyoruz. 93.4'te Radyo Can ailesinde Kültür Sanat Kafede bizlerle oldunuz efendim. Gerekse mesajlarıyla, gerek mesajlarıyla bizleri yalnız bırakmayan sevgili dinleyenlerimize, gerek de toplumumuzda bizlere destek olan, arka planda kalıp bizlerden manevi desteğini hiç esirgemeyen değerli vatandaşlarımıza çok 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 teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz efendim. Güzel dolu dolu bir söyleşi havası içerisinde yaklaşık olarak 2 saatlik bir program geçirmeyi arzu ettik sizlerle yine. Kültür Sanat Kafe yavaş yavaş son dakikalarına erişti. Sevgili Murat Dede Pop Saati programıyla bizden sonra yayında olacak. 93.4'te Radyo Can'da bizlerle olmaya devam edin. Kendisi güzel, keyifli bir program yapıyor. Bizlere iletmek istediğiniz mesajlar, paylaşımlarınız bizler için çok önemli. Hemen küçük bir hatırlatmada da bulunmak istiyorum. Ayrıca Selahattin abinin şiirlerine, yazılarına nereden ulaşabilirsiniz? Buyurun isterseniz siz yapın anonsu. Son kez söyleyelim madem. Evet. Google'a girdiğimizde veya Yandex'e girdiğimizde Selahattin Uzun yazdığımızda birinci sırada çıkıyor. İlk üçte çıkıyor.
Selahattin Uzun şiirler, yazılar ve sözler olarak selahattinuzun.com olarak çıkıyor. Oraya girdiğinizde Facebook, Instagram, YouTube, bütün sayfalarımıza ulaşabiliyorsunuz. Eğer sadece sitede kalmak isterseniz bütün şiirlerimizi, bütün yazılarımızı, bütün sözlerimizi orada görebiliyorsunuz. Bize mesaj atabiliyorsanız biz mikrofonların arkasında olmasak bile parmaklarınızın ucundayız. Sosyal medyanın, internetin gücüyle daima yanınızdayız. Yazın, eleştirin, tavsiyelerde bulunun. Paylaşın, değerlendirin, YouTube'a abone olun, bizi takip edin. Sizlerin takipleriniz bize sayısal olarak farklı teknik güçler veriyor, bizi daha çok çoğaltıyor, daha çok şey üretmeye motive ediyor. Her desteğiniz için tekrar teşekkür edelim. Tekrar sayfalarda, şiirlerde, Radyo Can'da buluşmak üzere diyelim. Peki efendim. 93.4 Radyo Can'da Kültür Sanat Kafe programında bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Selamlar, saygılar gönderiyoruz tüm dinleyenlerimize, tüm vatandaşlarımıza efendim. 93.4 Radyo Can ailesinde, bu güzel ailede bizlerle olmaya devam edin lütfen. Kültür Sanat Kafe programımız burada bitti. Hepinize esenlikler diliyoruz. Hoşça kalın efendim. Hasan Seçkin Oktar ve Selahattin Uzun'un hazırlayıp sunduğu Kültür Sanat Kafe sona erdi. Kültürel konuların, sanatın, şiirlerin harmanlandığı Kültür Sanat Kafe, özel konu ve konuklarıyla Radyo Can'da her cumartesi saat 15'te sizlerle.